Merhabalar herkese. Readwell'e hoş geldiniz. Her iki anlamda da hoş geldiniz. Nedir o her iki anlam? Çoğunlukla Türkçe videoların her birine hoş geldiniz olarak başlarım. Mevcut ve müstakbel takipçilerimi selamlamak için. Ayrıca buradaki ikinci anlam, dün sürpriz bir şekilde, yani dünün tarihi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü. Benim de bir süre önce özellikle yazın izlerken hem bilgilendiğim, hem moral aldığım, hem de keyif aldığım en başarılı borsa kanalı YouTube hesabında Ahmet abinin, kişisel olarak bir tanışıklığımız yok, birkaç videosunu izleyip hoşuma gitmişti. O doğallığı, özgüveni, o dürüstlüğü ve gerçekten Türkiye'deki küçük yatırımcı camiasına artı bir şeyler katmak isteyen tecrübelerini paylaşarak, beklenmedik çöküş anlarındaki paniklerde insanların korkmamasını gerektiğini söyleyen tavsiyeleriyle topluma faydalı olmaya çalışan birisi olarak görmüştüm geçtiğimiz yaz. Hatta Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesi ya da sonrasında borsada %15'lik, belki %20'ye yakınlık bir düşüş olmuştu. Orada da Ahmet abinin videolarından bir tanesi, kısa bir video, 5-10 saniyelik, şöyle diyordu: "Ya panik yapmayın. Olur böyle şeyler, olur. Her zaman olur. Şimdiye kadar kaç kere oldu? Panik yapmayın. Sıkıntı yok. Şimdiye kadar defalarca oldu. Buradan gene toparlar. Endişe etmeyin." gibi böyle moral veren yeni küçük yatırımcılara, borsanın bu Warren Buffett'ın dediği gibi histerik duygusal iniş çıkışlarına alışık olmayan ve bundan dolayı büyük korkuya kapılıp elindeki malı zararına satacak bizim gibi küçük yatırımcılara bu tür kriz anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini hem bilgisini veren hem de bunun motivasyonunu veren içerikler paylaşıyor. Resmi aracı kurumların YouTube hesaplarını bile takip etmiyorum. Aralarında bireysel olarak çok değer verdiğim isimler var. Mesela Tuncay Turşucu, belki 30 yıllık borsacı ve çok da güzel anlatır. Çok da böyle muhabbetle, hoşunuza giderek dinleyebileceğiniz sohbeti vardır. Öte yanda da biraz daha eğitimci tarafı ağır basan Tunç Şatıroğlu. Tuncay Turşucu ve Tunç Şatıroğlu. Bu iki ismi çok sevip, beğenip yakından takip ederdim. Onları bile epey bir süredir hiç takip etmiyorum. Diğer bir üçüncü bireysel isim de az kalsın unutuyordum. Tacirler Yatırım'dan Mehmet Aşçıoğlu. Çok beyefendi, çok nazik ve çok öyle tatlı dille anlatan bir insan. Bunlar 30 yıla yakın borsa deneyimi olan, borsanın dününü bugününü bilen insanlar, abilerimiz, büyüklerimiz. Ama ben yaklaşık 2-3 aydır düzenli olarak takip ettiğim borsa kanallarını, hesapları bile takip etmeyi bıraktım. Bundan da yaklaşık 1 ay kadar önce ciddi bir para kaybettim. Tabii o parayı kaybetmeden önce bırakmıştım ben takip etmeyi. Takip etmeyi bırakışımın nedeni para kaybetmek değil. İkisi tamamen alakasız. Kendi işlerim ve kendi projelerime yoğunlaşmak istediğim için takip etmeyi bırakmıştım. Ahmet abi de bu saydığım 3 isim kadar olmasa da böyle çok orijinal, çok sıra dışı yaklaşımıyla, yorumuyla, çok doğal bir tarzıyla geçtiğimiz yaz Cihat Çiçek'le beraber, zannederim Cihat Çiçek olmalı. Evet, Cihat Çiçek. Onu da bir 5 aydır falan takip etmiyorum. Kendisinin muhabbeti çok iyi. Zaten muhabbeti için böyle keyfine takip ederdim. Hayat deneyimleri paylaşıyor farklı alanlardan. Çalıştığı geçmişteki sektörlerde, işte iş dünyasındaki deneyimlerini ara ara paylaşıyor. Ama çoğunlukla verdiği bilgiler hep tekrar ettiği için emlakçı kendisi. Emlakçı ve altıncı, dibini sıyırır. Eyvallah, sıyırsın, sonuna kadar sıyırsın. Reel faizin negatif olduğu bir ortamda bankadan kredi çekip altın almak, bankanın size kaybeden para vermesi gibi bir şey. Yazın bu yorumlarını yakinen takip ediyordum. Günde 2 yayın yapıyordu galiba. Daha birkaç hafta takip ettim. Çok da keyifliydi. Ama baktım sürekli aynı şeyler söylüyor. Yani ekstra bir şey yok. Çok komik benzetmeleri var. İşte kuşçular cemiyeti gibi, IMF'ye galiba diyordu. Malum ad lazım değil, hastalıktan bu şekilde bahsediyordu. Enflasyonun %150 olduğu bir ortamda %30'la ev kredisi buldum, dibini sıyırırım gibi güzel tabirleri vardı. Zamanım olsa yine takip ederim. Hoş, muhabbeti çok hoş olan insanlar. Ahmet abi de bunlardan birisiydi. İşte 5 kişiden bir tanesi yapıyor. Dediğim gibi aylardır takip etmiyorum. Dün Readwell aboneleri 1680'den bir anda hızlıca birkaç saat içerisinde yüzer yüzer artmaya başladı. Ve 24 saat dolmadan 500'ü falan yakaladı. Daha da artacak gibi duruyor. Yeni gelen aboneler var ve büyük bir çoğunluğu Paranın Psikolojisi kitabını, bu kanalın açılmasına sebep olan o ilk seslendirdiğim kitabı dinlemek için geliyorlar. Öncelikle hoş geldiniz.
yakın bir zaman önce artık yeni Türkçe kitapları bu Readwell'de değil Readwell.tr'de yayınlama kararı almış ve ikinci bir kanal olarak orayı açmıştım. Bunun da sebebi Readwell'de İngilizce içerikler paylaşmak istiyorum. Bir ay önce başladım. Paranın Psikolojisi kitabının orijinalini The Psychology of Money'i ilk iki bölümünü seslendirdim. Kanalın eski takipçileri bilecektir. Seslendirdiğim kitabın özel bir versiyonuydu. Bildiğim kadarıyla yalnızca İngiltere'de yayınlanmış, altın rengi kapakla güzel bir kapağı da olan, bütün yayınlandığı ülkelerde mevcut haliyle bildiğiniz beyaz kapak üzerindeki simgelerle çıkmıştı. İngiltere'de buna ek olarak bir de o özel deluxe versiyonuyla yayınlanmıştı. Ben o bölümü seslendirip kapak görselinde de onu kullandım ve İngiltere'de o kitabın o versiyonunun yayın haklarına sahip olan yayın evinin aracı firması YouTube'dan bunları kaldırttı. Ben de tabii ki doğal olarak gerisini getirmedim. Normal versiyonu da seslendirmeye gitmedim. Hani bu açıklamayı şundan dolayı yapıyorum. Madem İngilizce'ye çevirdin, biz neden bir tane son videonu görüyoruz diyebilirsiniz. Hayır, bundan önce de Paranın Psikolojisi'nin orijinalini okumaya başlamıştım. Tony Robbins'in bir kitabının da Dev Adımların da İngilizcesini okumaya niyetim var idi. Ama araya para, zenginlik ve genel olarak hayatta başarıya dair dinlenilmesi gereken kişilerin alıntıları, quote'larından oluşan bir derleme ile videolar oluşturmak istedim. Şu an bir tanesi kanalda var. Bununla birlikte eski Türkçe videoları kaldırmadım. Peyderpey yavaş yavaş yeni kanala taşıyorum. Bundan sonra yayınlanacak olan yeni Türkçe içeriklerin tamamı da Readwell.tr'de olacak. Sadece bazılarında haber verme amaçlı, bilgi paylaşımı amaçlı bu kanalda Readwell.tr'de topluluk sekmesinde bir uyarı, bir post paylaşabilirim. Ya da bu yeni kitapların seslendirmelerinin ilk 10-15 dakikasını bu kanalda yayınlayabilirim. Onun da nedeni şu, yeni gelen takipçiler gelene kadar 1670'lerde sayı olarak, rakam olarak 1670'lerde olan abonelerimin yalnızca 130'u, yani onda birinden bile azı yeni kanala gidip abone olmuştu. Bunun da nedeni şu, siz bir kanala abone olduktan sonra o kanaldan yapılan her yeni yayın size ulaşmıyor. YouTube bunu önermiyor size. Çünkü herkesin abone olduğu pek çok kanal var ve günde 100 kere YouTube uygulamasına girip ekrana baksanız bile sizin abone olduğunuz 100'den fazla, 200 kanalınız varsa her birinin yeni içeriğini size önermiyor. Bu nedenle eski abonelerin hala pek çoğunun yeni kanaldan haberi yok. Bundan dolayı yeni Türkçe kitapları yeni kanalda yayınlarsam yalnızca eski abonelerin yeni kanaldan haberi olmadığı için yeni içeriklerden de haberi olmayacak. O yüzden belki ara sıra yeni kanaldaki yeni kitap seslendirmelerinin 1 saatlik versiyonun ilk 10-15 dakikasını bu eski kanalda Readwell'de yayınlayıp henüz haberdar olmayan diğer eski takipçilere de bildirimin ulaşması için bir süre daha böyle devam edeceğim. Ama seslendirmenin tamamı yeni kanalda olacak. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bu yeni gelen 500 civarında ve artarak çoğalan yeni takipçilere bir hoş geldiniz hediyesi olarak şu an ekranda gördüğünüz Scala Yayıncılık'tan çok sevdiğim bir yayın evi. Galiba 30'u aşkın kitabı vardır kitaplığımda. Borsada Önden Koşanlar kitabı. 25 yıl 2500. Bu 25 yıl İMKB'nin sermaye piyasası kanunu çıktıktan sonra 83-84 yıllarından sonra kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın BİST'e yeni gelen ve yaşı nispeten genç olanlar nedir bu İMKB diyebilirler. BİST'in babası diyelim, BİST'in önceki hali. İMKB'nin kuruluşundan bu yana borsada traderlık yapmış, aracı kurumlarda çalışmış, farklı alanlarında yatırımcı olarak ya da spekülatör olarak, bu arada manipülatör ile spekülatörün ayrımını çoğumuzun yapabildiğini tahmin ediyorum. Spekülatörlük gayet makul, yasal ve ahlaki olan bir şey. Gayri ahlaki ve gayri yasal olan şey manipülatörlük. Yanlış bir algı var toplumda. Bunlar spekülatör, bunlar kötü insanlar diye şey denir. Yani spekülatör, speculation, tahmin etme, tahminde bulunma, geleceğe dair herhangi bir tahminde bulunma. Hisse senetlerin değerinde artıp azalacağın tahminde bulunarak. Aslında traderların önemli bir kısmı spekülatör. Bu tür bazı spekülatörler var. 25 isim var. İsim isim çoğunu tanımayacağınızı düşünüyorum. Çünkü aranızda en eski borsacılar bile, yani 20 yılı geçen var mıdır bilmiyorum, azdır zannederim. Bu isimlerden pek çoğunu tanımayacaktır. Bu isimlerle, bu 25 isimle röportaj yapılmış
ve bu röportaj kitap haline getirilmiş ve çok kapsamlı bir kitap. 650 sayfalık bir kitap ve kitap ebat olarak da normal bir kitaptan biraz daha büyük. Normal kitap boyutlarında olsa 800 sayfayı falan bulabilirdi. Bu 25 ismi elimden geldiği kadar ben onlarla yapılan röportajı seslendireceğim. Bu 25 ismin tamamının şöyle bir kabaca göz gezdirdiğimde kitapta borsamızın geçmiş yıllardaki çalkantılı dönemlerinde, ani iniş çıkışlarında, büyük kriz zamanlarında, 2001 krizinde 94 yılı olmalı, 94'teki Tanzimat'ın devalüasyon döneminde borsanın ani kayıp zamanlarında nasıl tepkiler gösterdiler, nasıl hareket ettiler? Bu tepkilerden bir tanesi yalnızca yatırım ve para bağlamında değil, duygusal tepki ve o problemle duygusal olarak başa çıkma şekli de çok çok önemli bir şey ki Paranın Psikolojisi kitabı önemli oranda bu konuya değinir. Bu tür kriz anlarında nasıl hareket ettiler? Çok büyük kayıplar yaşadıktan sonra derslerini alıp o derslere uygun yeni yatırım stratejileriyle nasıl daha güvenli ve ayakları yere basan bir şekilde borsadaki maceralarına ve eski kayıplarından çok daha fazla kazanç elde etmelerine yol açacak adımları attılar. Bunlar neler? Buna dair çok güzel 25 isimden 25 yıllık, 30 yıllık deneyimler var. 25 yıl diyoruz ama bu kitabın yayınlandığı tarih itibariyle bu 25 yıl. Yani borsanın işte 83-84'te sermaye piyasası kanunu çıkıyor. 85'te belki kuruluyor. Bu kitabın birinci baskısı Ocak 2010. Ocak 2010 itibariyle 25 yıl. Şu an bu 37 yıl yapar değil mi? 37-38 yıl. O kadar eskiye dayanan tecrübeler var. Umarım en başta bana ve hepimize buradaki deneyimler yardımcı olur. Üslup ve usul olarak kitapta tam bir söyleşideki üslubu göreceksiniz. Böyle bazı cümleler devrik. Çünkü mülakat yapılan şahsın ağzından çıktığı gibi çoğunlukla kaleme geçirilmiş. Günlük konuşma dilini bulacaksınız. Devrik cümleler bulacaksınız. Normal bir kitap metni gibi değil. Ve sorularla devam ediyor. Yani yarım sayfada bir ya da sayfada bir, iki sayfada bir sorular var. Soru cümlelerini arada kaynamaması için ben özel bir ses efektiyle, yankılı ses efektiyle seslendirme arasında belirteceğim. Hem de bir bu dinleme esnasında monotonluktan sıyrılmanıza yardımcı olacak. Ayrıca arkada da uzun zamandır kullanmadığım güzel dinlendirici bir piyano sesiyle birlikte rahatsız etmeyecek düzeyde sizi biraz daha okunan metinin içine dahil olmanıza yardımcı olacak bir arka plan müziğiyle güzel bir kitap okuması sunmayı umuyorum. Şimdi seslendirmeye geçeceğim. Bir sayfalık bir sunuş yazısı var. Genelde kitapların sunuşunu okumam ama bunu okuyacağım. Sonra da ilk röportaj yapılan kişi Dündar Altay'la başlayacağız ve devam edeceğiz. Bakalım bu kitabı sonuna kadar bitirebilirsek kaç bölüm yayınlanmış olacak video olarak. Yeni gelen arkadaşlara tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu kitabı da onlara bir hoş geldiniz hediyesi olarak sunmak istiyorum. Önceki eski abonelerim lütfen alınmasın. Aralarından pek çoğu ya sen Jim Simons piyasaların şifresini çözen adama başladın ama işte hayat denen kar topu Warren Buffett'tan iş dünyasına mektuplar kitabına başladın ama daha henüz Para Kurdu kitabını bitirmemiştin ya da Brian Tracy'den Milyon Dolarlık Alışkanlıkları bitirmemiştin gibi haklı itirazlar geliyor. İtirazlar haklı ama benim yöntemim de bana göre haklı. Şöyle ki bir kitaba başlayıp o kitabı bitirmeden başka bir kitaba başlamamak kanalı çok kısır hale getirecek. Bu talepte bulunan arkadaşlar biliyorum o kitapları istiyorlar ama kanalda sadece o arkadaşlar yok. Onların çok istediği bu kitaplarla hiç ilgilenmeyen, umursamayan, bunun dışında diğer kitapları isteyen takipçiler var. Hiç kimseye kayırmacılık yapamayacağım için ve seslendirmeler boyunca, kanalın gelişim boyunca benim kendi kişisel tercihlerim de. Yani bir kitaptan sıkıldıysam ki Warren Buffett Paranın Kurdu kitabından çok sıkıldım çünkü çok kötü bir tercümesi var. İlk 20-30 sayfada pek belli olmuyor. Çünkü yeni bir kitaba başlayınca heyecanla birlikte vasat bir tercüme yapmışlar. Ama 25-30. sayfadan sonra editörlüğü de, tercümesi de, edisyonu da çok kötü, başarısız. Dayanamadım daha fazla. Bıraktım. Milyon Dolarlık Alışkanlıklar kitabı ise çok sevdiğim bir kitap. Ama
takipçilerin önemli bir kısmının umursamayacağı alanlara doğru kaymaya başladı. Örneğin iş dünyasında ya da kariyerde, ast-üst ilişkilerinde, patronaj ilişkilerinde nasıl başarılı alışkanlıklar edinilir? Halbuki kanalın takipçilerinin çok önemli bir kısmı, en büyük kısmı yatırım ve yatırımcılıkla ilgili kitaplar bekleyen insanlar. Dolayısıyla milyon dolarlık alışkanlıkları da son bölümüne kadar seslendirmem mümkün değildi. Yani bir emek ortaya koyuyorum bu seslendirmenin ne kadar zaman istediğini, editlenme aşamasında saatlerin bazen günlerin geçtiğini ancak bu işle uğraşanlar bilebilir. Ortaya bir emek ve enerji koyuyorum. Bu emek ve enerjiden de maksimum verim elde etme güdüsüyle hareket etmem gayet mantıklı. Hatta olması gereken şey bu. Dolayısıyla herkesi memnun edemediğimi biliyorum. Büyük Türk filozofu Şeyma Subaşı'nın sözünü ödünç alacak olursam ben pizza değilim. Herkesi memnun edemezsin çünkü sen pizza değilsin. Böyle ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki kitap seçimlerinde de sizden gelen önerileri tabii ki dikkate alıyorum. Ama kendi planlarım ve zihnimde sıraya koyduğum kitap sıralaması da önemli. Kötüden örnek vermek istemiyorum ama Stoacı'nın günlüğünün neden hala ikinci bölümünü seslendirmedim diye böyle bir sert tavırla hesap sorar gibi yaklaşan arkadaş oldu. Zannederim şu an bu kanala ulaşamıyor. Aynı hesap üzerinden, başka hesap üzerinden ulaştıysa bilmiyorum. Bir kitaba başlamış olmam o kitabı son bölümüne kadar seslendirmesini tamamlayacağım anlamına gelmez dostlar. Yayınlarım, bakarım eğer o kitaba kanalda talep çok azsa benim aptal olmam lazım o kitap üzerinde ısrar etmemişim değil mi? Kitlemin, takipçilerin daha çok beğenip, daha çok dinleyip sevecekleri kitapları sıraya koyarım. Her aklı başında insanın yapacağı şey bu. Bu açıklama içimde bir yaranın ifadesi. Bunu ne yazık ki bazı insanlar anlamak istemiyorlar. Çünkü sadece kendilerini düşünüyorlar. Ama kanal sahibi ve emek veren, enerji veren insan olarak benim emeklerimden maksimum verim almak için nasıl hareket edeceğimi aslında kısa bir beyin egzersiziyle anlayabilirler ve empati yapabilirler. Böyle yapmıyorlar. Olabilir, yapmasınlar. Yapmak zorunda değiller. Ben de onların seslendirdikleri kitapları devam etmek zorunda değilim. Aralarda çok sevdiğim bazı takipçiler var. Sık yorum yazan ve az çok kendilerini tanıyabildiğim arkadaşlar. Onların taleplerini göz ardı ediyor değilim. Örneğin milyon dolarlık alışkanlıkların gerisinin gelmesini isteyenler var. Gelecek ama ne zaman gelecek ona bir zaman veremiyorum. Çok sevdilerse zaten bu kitabın kurulma amaçlarından bir tanesi de bu. Bu yayın evlerinden bu seslendirdiğim kitapları beğendiyseniz ve bir kitabın arkası gelmiyorsa ben yarısına kadar örneği seslendirdiysem bir zahmet alın o kitabı okuyun. Şimdi bu kitapta kanala yeni gelen arkadaşların hoş geldin hediyesi olarak seslendirmek istediğim bu kitapta buna gelecek talebe göre devamının gelip gelmeyeceği takipçilere bağlı göreceğiz. Buna talep az olursa artık sıradaki kitaba geçeceğiz. Bu kitap yaklaşık bir yıldır falan benim kitaplığımda ama hem işler gereği hem de diğer meşgul olduğum kitaplar ve kanal videoların editlenmesiyle alakalı geçen zamandan dolayı buna bir türlü sıra gelmemişti. Ama bu son 24 saatte gelen 500 civarı yeni takipçi tamamı istisnasız borsayla ilgili olduğu için ve tamamı paranın psikolojisi kitabı için geldiğinden dolayı bu kitabın da onlara çok şey ifade edeceğini düşünüyorum. Belki gereğinden fazla uzattım. Burada keseyim ve kitaba başlayayım. Borsada önden koşanlar. 25 yıl 2500 Skala Yayıncılık. Sunuş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 25. yılında bu piyasada yıllardır çalışmış iki kişi olarak bizim de bir katkımız olsun istedik. Böylece yola çıktık. 25 konsepti de kitap fikriyle birlikte şekillendi. 25 yıl, 25 kişi, 25 soru. Menkul kıymetler piyasasında geçtiğimiz 25 yıl boyunca çeşitli alanlarda öncü roller üstlenmiş, piyasanın önünde giden, yol açan, risk alan, alım satımlarıyla ya da deneyimleriyle kamuoyunda iz bırakmış 25 kişi seçtik. Bu seçimde bakış açılarını çeşitlendirmeye çalıştık. Profesyonel yöneticilere, aracı kurum sahiplerine, yatırımcılara, spekülatörlere belli bir denge içinde kitapta yer verdik. Katılımcılarımızın ifadelerini en dolaysız yoldan kendi tarzlarıyla yansıtabilmek amacıyla röportaj sohbet formatını seçtik. Konuşmanın gidişatına bağlı olarak kişilerin ifade etmek istediği ya da bizim merak ettiğimiz konularda kısıtlayıcı olmadık, ek sorular sorduk. Kitaba başlarken amacımız İMKB'nin 25 yıllık reel tarihini farklı aktörlerin ağzından hikayelemekti. Röportajlar ilerledikçe gelişen içerik zenginliği bizi de şaşırttı.
Bu kişilerin yaşadıkları deneyimler, farklı bakış açıları, farklı yatırım stratejileri, öneriler, siyasi gelişmelere paralel olaylar ve anekdotlar çok renkli, ilginç bir tablo çıkardı ortaya. Ve gördük ki 15-20 sayfa katılımcılarımız için çok az. Her birinin ayrı bir kitap olabilecek kadar bilgileri ve yaşanmışlıkları var. Önden koşanlarda yapılan söyleşiler, geçmişte yazılmayan, bilinmeyen pek çok piyasa gerçeğini, olayları ve anıları ortaya çıkardı. Görüşmeler sırasında bütün bunları açık yüreklilikle paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sadece piyasayı ve kamuoyunu değil, ekonominin tüm kesimleriyle Türkiye'yi yönetenlerin de yararlanabilecekleri bir başvuru kitabının ortaya çıktığına inandık. Bu açıdan ilerledikçe heyecanımız arttı ve kitap öngördüğümüzden daha büyük bir boyuta ulaştı. İçinde çalıştığımız piyasayı çok daha iyi tanıdık ve sevdik. Birçok şey öğrendik. Dileriz size de çok şey katar. Birinci mülakat, Dündar Altay. Hep iyimser oldum, çok kazandım, çok kaybettim. Soru 1. Borsaya ne zaman ve nasıl başladınız? Banker krizi olmuş, sermaye piyasası kanunu çıkmıştı. 1983-84 yıllarıydı ve piyasada 7-8 aracı kurum vardı. Biz o yıllarda sermaye piyasasında faaliyete başladık. Bütün aracı kurumların hazine bonosu alıp sattığı dönemdi. Sadece bu konuda izinleri vardı. Vakıf Han dönemi Castelli dönemidir. Castelli işlemlerini Vakıf Han'da yapıyordu. Castelli başlangıçta bankalar için para topluyor, onların mevduat sertifikalarını satıyordu. Sonra iş genişledi ve o belgeler kafi gelmemeye başladı. Daha sonra Castelli halktan aylık %5 ile para toplayarak topladığı paraları büyük şirketlere aktardı. Ancak bu şirketler zaman içerisinde başka kaynaklara yöneldiler ve finansman ihtiyaçlarını başka enstrümanlarla sağlamaya başladılar. Böyle olunca da para Castelli'nin elinde patladı. Parayı ne yapacaktı? Geri iade edemiyor. O da gayrimenkule yatırdı. Mesela gitti Atlas Sinemasını ve Beyoğlu'nda 7-8 tane hanı satın aldı. Taksim'de gayrimenkul aldı, Adana'da bile aldı. Bu arada Bayramoğlu'nda da inşaata başladı. Fakat halk parasını isteyince sistem tıkandı. Zaten topladığı paranın çoğunu faiz olarak geri ödüyordu. Ödeme sıkıntısına girince mallarına el kondu. Kendisi yurt dışına kaçtı. O tarihlerde büyük bir iş adamı, para tek elde toplanıyor şeklinde demeç vermişti. Castelli'yi kastediyordu. Özal bunun çaresini sermaye piyasası kanununu çıkarmakta buldu. Sermaye piyasası kanunu ile birlikte kurulan sermaye piyasası kurumu yani SPK hem piyasanın kurucusu hem de denetleyicisi oldu. Bu arada 3-4 yıl biz hazine bonusu sattık, ondan sonra da borsa kuruldu. İlk kimlerle yola çıktınız? Borsaya girişimde merhum Nebil Hayfavi ve danışmanım Aydemir Bey'in büyük rolü vardı. Danışmanım İsviçre bankalarında ve İstanbul Ticaret Odası'nda çalışmıştı. Türkiye'deki şirketleri çok iyi tanıyordu. İyi bir temel analizciydi. Krizleri nasıl yaşadınız? 1987'de borsada yoktum. Biz 1990 Körfez krizi başlamadan önce Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı gruplarının hisse senetlerini Sarkuysan, Mardin Çimento ve Bağfaş'ı topluyorduk. İlk 3 ayda hisseler hemen hemen %40 prim yapmıştı. O sırada Irak Kuveyt'i işgal etti. İlk gün kağıtlar tavan yaptı. İnsanlar çok bilinçli değildi. Fakat ikinci gün borsa düşmeye başladı. Bu düşüş 3 ay devam etti. Ben o dönem kağıtların hepsini sattım ve artık borsayla uğraşmayacağım dedim. %50 zarar etmiştik. Fakat sonra duramadık. Çünkü biz sattıktan sonra Amerika Kuveyt'ten Irak'a girdi. Irak dayanamadı. Birdenbire hisseler tavan tavan gitmeye başladı. 20 bin lira olan kağıt 60 bin liraya çıktı. Durmadı, 90 bin lirayı vurdu. Halbuki savaş oluyor. Sonra 50 bin liraya düştü. Bütün bunların etkisiyle biz tekrar borsaya başladık. 1994 krizine tabii ki malda yakalandık. Ve çok da zarar ettik. O dönemin siyasal iktidarı ekonomide çok acemilikler yaptı. Ekibinin beceriksizlikleri oldu. Biz mesela o vakit Müslüm Demirbilek, Mustafa Yılmaz, Muharrem Karslı hepimiz Ankara'ya gittik. Hazinenin başındaki kişiyle görüştük. Bize diyor ki alacağımız tedbirler, vereceğimiz desteklerle borsa endeksini 50 bine çıkaracağız. Endeks herhalde 27-28 binden 13-14 bine inmiş. Bir sürü boş vaat dinledik. Üstelik Merkez Bankası ile hazinenin başındaki kişilerin birbirleriyle geçinemediği söyleniyordu. Bir de Merkez Bankası'nın başındaki kişi krizin tam ortasında istifa ediyor ve Türkiye'de ekonomi batıyor şeklinde açıklama yapıyor. Yani olacak iş değil. Bu durumda krize girdik. Kredi notumuz düştü. Ekonomi biraz kırılgandı.
dolar yükselişine 12 bin liradan başladı. O vakit yabancılar epey mal almışlardı. Piyasadan çıkan para dolara gitti. Gidince doları tetikledi. İlk zamanlar durdursaydılar, doları 13-14 binlerde tutabilseydiler, Merkez Bankası veya hazine zamanında müdahale etseydi kriz olmazdı. Oldu ve dolar 44 bin liraya kadar yükseldi. Ondan sonra 97-98'de Uzak Doğu krizi ve Rusya krizi oldu. O da borsayı çok etkiledi. Arkasından 2001'de anayasanın fırlatılmasıyla başlayan süreç çok ciddi bir krizdi. Son olarak mesela Amerika'da çok büyük bir mortgage krizi oldu. Başbakan diyor ki teğet geçti. Teğet bile geçmedi. Ne oldu dövizde, faizde? Hiçbir şey olmadı. Biz faizlerin %1000'e çıktığını yaşadık. Bu krizlerin hepsinden etkilendim. Hele 94 krizinden müthiş etkilendim. Hep malda mıydınız? Maldaydım, evet. Çünkü ben borsaya inanıyordum. İşte anlattım, 94 yılında 18 bin liralık İş Bankası 3 bin liraya, 18 bin liralık Tüpraş 2 bin liraya, 70 bin liralık Doğan Holding 12 bin liraya düştü. O kriz çok uzun sürdü. 13 Ocak'ta tahtalarda satıcı yoktu, hepsi tavandı. 16 Ocak'ta açılır açılmaz hepsi dip oldu. Piyasa satıyordu, yabancılar çok azdı. Fakat kriz olunca yabancılar ne kadar varsa hiç bakmadan hemen sattılar ve dolara geçtiler. Zaten doların birdenbire hızlanmasında borsanın çok etkisi oldu. Borsada işlem yapma tarzınız nasıldı? Size İş Bankası hisselerinden bir örnek vereyim. 91-92 yıllarında İş Bankası hisse senedi 500 liraydı. Borsanın lider kağıdı falan da değildi. Biz 500 liradan kağıt alırken İş Bankası gelir satardı. 500 liraya ucuzdur inancı içerisindeydik. Bu hisse senedini bana Mustafa Yılmaz ısrarla tavsiye etmişti. Analizlerimiz de onu gösteriyordu. Sonra birdenbire İş Bankası Dış Bank'ı sattı. Satar satmaz kağıt tavan tavan gitti ve 3000 lira oldu. Ondan sonra biz hisse senedini sürekli toplamaya başladık. Durmadan alıyorduk. Kağıt 18 bin liraya kadar çıktı ama krizde tekrar 3000 liraya kadar düştü. İş Bankası 25 bin liraya çıktı, sonra 50 bin lira bile oldu. Şimdi 4 milyon lira. Siz hesap edin, borsa böyle işte. Yani borsada alıp da bekleyen mutlaka para kazanır. Yoksa borsa bir al sat yeri değil. Ben al sat yaparak buradan para kazananın alnını karışlarım. Al sat yapmak kumardır. Bu arada Tüpraş'la ilgilendiğimiz hisse senetlerindendi. Tüpraş'ın halka arz oranı düşüktü. Koy'dan tanıdığımız bir kişi, bu kağıt 700-800 milyon dolar etmez, piyasa değeri çok yükseldi demişti. Oldukça iyi bir kağıttı. Zaman içerisinde hisse çok iyi fiyatlara geldi. Biz hep Tüpraş'taydık. Fiyat 7000'deyken de, 12000'deyken de, 25000'deyken de. Sonra Tüpraş 105 bin lira oldu. Oradan da 5'e mi bölündü ne? 18 bin liraya geldi, 12 bin liraya kadar düştü. Biz almaya devam ettik ve hisse 60 bin liralara çıktı. Bir örnek de Ereğli'den vereyim. Bu hisse ilk çıktığında 6-7 bin liraydı. O dönem piyasa kağıdı 90-95 bin liraya kadar çıkardı. Sonra bölündü, 18 bin lira oldu. Borsada o dönem liderliği Ereğli yapıyordu. Kamu ortaklığı 18 bin liradan mal satarak 12 bin liraya düşürdü. O zamanlar Koy'dan 2 kişi borsada bulunuyordu. Sonra 12 bin liradan düşe düşe 3 bin liraya geldi. Biz hisseyi toplamaya başladık. Sonra seçim oldu. DYP ile SHP koalisyon yaptı. Tansu Çiller ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Biz borsanın işlevine inanıyoruz, destekleyeceğiz dedi. Tüm hisseler 5 gün üst üste tavan oldu. Ereğli'de 6-7 bin liraya çıktı. Bir dönem Çukurova Elektrik'le de çok ilgilenmiştiniz. Evet, Çukurova o zaman borsada lider kağıttı. Biz önce Çukurova'yı 3-4 bin liradan toplamaya başladık. Sonra da Kepez'i. Kağıt 7,5 lira oldu. En güçlü de biziz. Tahtada başka kimse yoktu. Fiyat 7,5 lirayken Mehmet Kutman telefon etti. Mark Mobius borsadan kağıt almak istiyor Templeton fonuna. Biz bu şirketi Türkiye'ye getirelim. Sen elindeki kağıtların yarısını bu adama sat. Çünkü tahtadan alamıyor dedi. Yok, satmayız, topluyoruz kağıtları dedim. Çok ısrar etti. Peki deyip hisse senetlerinin yarısını 7,5 liradan ona verdik. Hisse 14 bin lira oldu. Kepez'de 15 bin lira oldu. Sonra da Uzanlar Çukurova'ya talip oldular. Diğer talip de Sabancı grubuydu. Tabii Uzanlar kendi yayın organlarında durmadan Sabancılara yüklendiler. Dehşetli bir mücadele başladı aralarında. Sonra bir gün Mehmet Kutman aradı. Abi, Templeton malını Uzanlara sattı. Sabancılar da satıyor. Mal senin elinde kalırsa 4-5 bin liraya düşebilir, sen de sat dedi. Neticede biz görüştük. 14 bin liradan kağıtları devrettik. Kepez'i ve Çukurova'yı verileri çok iyi olduğundan ileride çok prim yapacağından alıyorduk. Biz 14 bin liradan sattıktan sonra o kağıtlar 7,5 liraya düştü.
Adabank aracılığıyla kendileri almaya başladılar ve kağıt yine 15 bin liraya çıktı. Biz de almaya başladık, 18 bin lira oldu. Sonra 20 bin lira oldu. Çukurova kapatıldı. Çukurova açıldı. Biz dayandık Çukurova'ya. Bir yandan da satışlar geliyor. Etrafta korkanlar satış yapıyorlar. Biz de durmadan almaya çalışıyoruz. O arada 23 bin lirada tıkandık. 23 bin lirada büyük bir satış var. Ziraat Bankası geldi, hepsini çizdi. Bir dayandık, kağıt tavan. Baktık uzanlar mal alıyor, tavan. Ertesi gün yine tavan. 52 bin lira oldu. Biz boşalttık. 40 bin liraya düştü. Sonra yavaş yavaş alım yapmaya devam ettiler. Fakat biz daha aktif rol oynadık ve kağıt 250 bin liraya kadar gitti. Biz bıraktık. O kağıt 1 milyon 100 bin lira oldu ve kapandı. Bu sırada halka açık şirketler de oluyordu herhalde. Elbette bugün borsada yabancılarda 80-90 milyar dolarlık hisse senedi var. Bu para esasında borsada değil, şirket sahiplerinde. Çünkü şirket sahipleri halka arz yapıyor. Borsadan büyük kaynak sağlıyor. Piyasada dönen yerli ve yabancı yatırımcının parası. Yoksa halka arzlardan sağlanan kaynaklar sanayici ve şirketlere gidiyor. Zaten borsanın işlevi de bu. Ne yaptı şirketler? Birçoğu aldı bu parayı, yatırım yaptı. Birçoğu aldı, bankaların kucağındaki şirketlerini kurtardı. Bir kısmı aldı, borsaya geldi. Yani kendi kağıtları üzerinde oynamaya başladı. Bu da ahlaki değil. Niçin değil? Siz şirketinizin bütün verilerini biliyorsunuz ama ben bilemiyorum. Borsaya bildirmemişseniz bilmiyorum. Bedelli bedelsiz artırım hiçbirini bilmiyorum. Onlarla bizim baş edebilmemiz ve başarılı olmamız imkansız. Onun için borsada kendi hisseleri üzerinde oynamayan şirketlerin kağıtlarını tercih ettik. Çünkü rakibimizin patron olmasını istemedik. Öyle şirketler biliyorum ki 10 kere bedelli artırım yapıyor. Ne var orada? Durmadan para toplamak var tabii. SPK bunları çok iyi denetliyor ama kaçamak yapanlar da var. Yaşanan krizlerin daha sonraki krizlerde size ne gibi etkileri oldu? Şimdi paranın 3 ayağı vardır. Döviz, faiz ve borsa. Bugünkü şartlarda hem döviz hem de faiz çok düşük. Para borsaya gidiyor. Bir şey olunca da borsadan çıkan para diğer iki alana akar. Bu üçünün arasındaki dengeyi sağlamak gerekir. Bugün borsa bu fiyatlara geliyorsa döviz ve faizin ucuzluğundan ötürü geliyor. Parantez açmak zorundayım. Kaçıranlar ve unutanlar olabilir. Dövizin ucuzluğu derken bu mülakatların yapıldığı tarih 2009 civarları. Bu kitabın ilk basım tarihi de 2010. Yani günümüzün ekonomik şartları zannetmeyin lütfen. Bugün borsa bu fiyatlara geliyorsa döviz ve faizin ucuzluğundan ötürü geliyor. Bu da dengeli ve iyi bir şey. Krizleri önceden birinin görüp uyarması diye bir şey yok. Buna inanma. Ekonomistler hep ben demiştim der. Söylememiş miydim der. Halbuki nerede söylemiştin? Geçmişe dön bak, yok böyle bir şey. Peki ilk yıllarda manipülasyon ve insider trading ne ölçüde yaygındı? O yıllarda borsada manipülasyon diye bir şey yoktu. Ben kısa bir süre borsaya gittim. Bizim borsa temsilcilerimiz borsaya gelmeyin dediler. Ondan sonra da gitmedik. Çünkü hep alış tarafındaydım. Ben gidince etkileniyordu piyasa. Manipülasyon ve spekülasyon genelde birbirine karıştırılır ama sizin için manipülatör kelimesini yakıştıran çıkmadı. Hep büyük bir spekülatör ve boğa olarak tanımlanıyorsunuz. Bu farkı nasıl kurdunuz? Ben hisseleri iki kurumdan alırım. Hiç alsat yapmam, virman yapmam. O yıllarda borsada çalışan arkadaşlar bilir, kağıdı alırdık, hisse belli bir yere çıkar ve ondan sonra yabancıya satardık. Bunu çok defa başardık, çok da iyi sonuçlar aldık. Yatırım stratejiniz nedir? Biz borsa oyunu yapmadık. Biz kazanırken yatırımcı da bizimle kazansın istedik. Krizler olmasaydı en doğru yol bizimkiydi. Nitekim 3000 liraya piyasaya çıkan kağıt bugün 4 milyona gelmiş. Yani hesap etseniz ne gayrimenkul ne şu ne bu hiçbiri yanına yaklaşamaz borsadaki çıkışın. Ama bu beklersen, beklemesini bilirsen, sabredebilirsen böyle. Alıp satanlar, beklemeyip satanlar bakın şimdi neredeler? Ortalıkta görüyor musunuz? Ben borsada hep iyimser oldum. Zaten hayatta da iyimserim. Benim hayatımda çok zikzaklar oldu ve hepsinde iyimserdim. İyimserliğim yüzünden çok kazandım ama çok da kaybettim. Hem borsada hem piyasada hem de yaptığım işlerde. 1950'li yıllarda Van'da manifaturacılık yaparak ticaret hayatına girdiğimden beri hep iyimserim. Sizin yanınızda çalışanlardan, etrafınızdakilerden pek çoğu zengin olmuş. Benim yanımda çalışanlar ya da dostluk yaptığım insanlar benim kağıtlarımdan çok zengin oldu. Bundan hiç rahatsızlık duymadım. Benim durumumdan onların hiçbirinin bir etkisi veya sorumluluğu yok. Kağıt alıp sattılar ve kendi çabalarıyla zengin oldular. Hiçbirisi benden para çalmadı. Benimle çalışan, brokerlığımı yapan ya da yanımda olanların zengin olmasından ben her zaman gurur duydum. Kararlarınızda en etkili analiz yöntemi nedir? Temel analiz benim için çok önemli.
Evvela sermayesi ve karı nedir diye bakarım. Piyasa değerini aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırırım. Bu karşılaştırmadan ucuz çıkan hisse senedine işareti koyarım. Ancak alım yapmam için sahibini tanımam, borsa konusundaki tutumunu öğrenmem gerekir. Eğer borsada işlem yapmıyorsa o hisseyi almaya karar veririm. Bu kararın uygulanmasındaki zamanlama için de son olarak teknik analiz ekibinin görüşünü alırım. O görüşte uygunsa sonrası benim işimdir. Tahtada çizmeye başladığımda kimseyi dinlediğim yok. Orada tutmayın beni. Hisseyi alır değerlenmesini beklerim. Parantez içerisinde burada küçük bir Warren Buffett, Vanlı bir Warren Buffett görüyoruz. Yeni gelen arkadaşlar garipseyebilirler. Böyle kitap okurken ben parantez açıyorum der. Kendi yorumlarından bazen birkaç cümle, bazen bir saati bulan yorumlarım olmuşluğu var. Ama son zamanlarda yorum yapmıyorum kitap okurken. Şimdiki yorumlarla bu adeti kırmış oldum. Bu kararın uygulanmasındaki zamanlama için de son olarak teknik analiz ekibinin görüşünü alırım. O görüşte uygunsa sonrası benim işimdir. Tahtada çizmeye başladığımda kimseyi dinlediğim yok. Orada tutmayın beni. Hisseyi alır değerlenmesini beklerim. Bir hanım kızımız vardı. Benim yanımda 6 ay kadar çalıştı. O vakit 5-6 kişi seansa giderlerdi. Yanımda oturuyor, tanıdığı biri geldi. Hiç olmazsa Dündar Bey'den borsada bir şeyler öğrendin mi diye sordu. Hanım kızımız evet öğrendim. Yalnız almasını öğrendim. Satmaya sıra gelmedi, öğrenemedim. Satsa onu da öğrenirdim dedi. Bizim borsadaki durumumuz işte tam olarak böyle. Dünyada örnek aldığınız ya da takip ettiğiniz yatırımcı var mı? Mark Mobius'u beğenirdim. O Türkiye'de ilk başlayandı. Şimdi takip ettiğim kimse kalmadı. Yurt dışındaki borsalarda alım satım yaptınız mı? Hayır, hiç yapmadım. En büyük zararınız neydi? Onu hiç sormayın. 94 krizinde portföyümüz tarumar oldu. Küçücük parantez açmak zorundayım. Ben de yaklaşık bir ay önce borsadaki tüm yatırımın 1/3 birini kaybettim. Ve borsadaki tüm yatırımın önemli bir kısmı kaldıraçlıydı. Reel olarak yarısından fazlasını kaybettiğime tekabül ediyor bu. Böyle büyük finansal kayıpların psikolojimizi, moralimizi alt üst ettiği zamanlarda bizden önce yıllarını borsada geçirmiş ki ben kendimi borsacı olarak görmüyorum. Ben küçük yatırımcının acemisiyim. Borsacı değilim. Bununla beraber borsada yıllarını geçirmiş şu an okumakta olduğum röportajdaki Dündar Altay'ın, ben bu kitap sayesinde tanıdım bu kişileri. Benimkinden çok daha büyük kayıplar, yani sermayesinin tamamına yakınını kaybeden insanlar var ve bunlar tamam parayı kazanırsınız. Yani aradan yıllar geçer, zorluk çekersiniz, ya borç alırsınız, bir şekilde bir şeyler yaparsınız, daha sağlam adımlarla hareket edersiniz ama belki para kaybından daha önemli olan o kayıp anındaki o psikoloji var ya, onu, o moral çöküntüsünü nasıl yöneteceksiniz? Bu neden önemli biliyor musun? İnsan hayatına mal olabilir. Paranın psikolojisinin bölümleri içerisinde, hatta başlangıç bölümlerinde, ilk 1-2 bölümde yer alır. 29 krizinde Amerika'da intihar edene. Öyle böyle değil. Yani bütün dünyayı kaybetmiş olsanız bile, boğazınızın gırtlağına kadar borca batmış olsanız bile hayatınız verecek kadar büyük olamaz ya bu kayıplar. Bakın donunuzu satacak kadar, çırılçıplak kalacak kadar her şeyinizi yitirin, yine de bir insan, aklı başında bir insan intihara yaklaşmamalı. Ya zaten onu yaparsan zaten gittin, hiçbir şey kalmıyor ki. Yaşa, hayatta kal. İnsan olmanın, onurla mücadele etmenin, zorluklarla mücadele ederek yeniden tırmalaya tırmalaya zirveye çıkmanın hazzını yaşa. O seni şu an psikolojik olarak sıkıntıya sokan borçlarını ödediğin gibi 3-5 yıl içerisinde onun kat kat üzerinde servet de yapabilirsin. Dünya böyle bir yer. Borsa dünyaya çok benziyor. Dünyanın işleyişine çok benziyor. Sevdiğiniz insan ölür. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz ölebilir. Allah muhafaza. Ama insanlar, yani Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ama işte anne babalar ağırlıklı olarak bizden önce gidiyorlar yaş durumundan dolayı. Sevdiğiniz insanlar hayatını kaybedebiliyor. Sevdiği insanı kaybettiği için depresyona giren, hayata küsen, yıllarca, bazıları ömrün sonuna kadar eve kapanıp kalan, hiçbir şey yapamayan, kişisel bakımını, temizliğini, kişisel hijyenini, ev temizliğini, yemek yapımını bile yapamayan, tamamen çöken insanlar oluyor. Burada onları çökerten şey o kişinin, sevdiği kişinin kaybı değil. O kayıp karşısında kendi psikolojilerini kontrol edememeleri, yönetememeleri. Bu kişilere karşı hem yakınlarının moral motivasyon ve desteği olmalı, hem de psikolojik destek olmalı. İşte hayatta bu tür şeyler olduğu gibi, kayıplar, işten çıkarılmalar, iflaslar, sevdiğin kişileri kaybetmek gibi sizi çökertecek büyük talihsizlikler olduğu gibi, borsada da büyük paralar kaybetmek buna çok benziyor. Benim lütfen buna karşı tavrım nedir? Yani karakterimin bir gereği.
Bundan 2-3 video öncesine gidin. Lütfen videolar sekmesinde Ocak ayının başında ya da aralığın sonunda yayınladığım bu kanalın son Türkçe videosu başlıklı bir video var. Orada o kaybettiğim o büyük kaybın bendeki yarattığı o büyük çöküntü sesime yansıyor. Ama bunu seslendirirken de daha önceden de ben büyük şeyler kaybettiğim için biraz şerbetliyim. Şerbetli olmama rağmen beni çok sarstı birkaç gün. Çok kötüydüm. Ama biliyorum ki hayatta her sıkıntı, o kayıptan daha büyüklerini yaşadım ben geçmişte. Hem parasal alanda, hem duygusal alanda, hem iş konusunda yaşadım. O kaybın zaman içerisinde nasıl telafi edilip acısının hafifleyeceğini, hatta artıya geçileceğini gördüm. Bunun da geçilecek. Belki bir yıl içerisinde geçeceğim. Videoda yorumlar sekmesinde bana moral vermeye çalışan arkadaşlar oldu. Çok teşekkür ederim her birine. Belki bir yıl içerisinde o kaybın daha da üzerine çıkıp yerine koymakla beraber artıya geçeceğim belki. Bu da gayet olabilir, gayet makul bir şey. Peki bir yılda, olmadı iki yılda düzelteceğim bir şeyden dolayı ben neden bütün hayatımın geri kalan alanlarını da etkileyecek şekilde büyük bir çöküntüye ve depresyona gireyim? İşte buna daha önceden maruz kalıp deneyimlediğim için benzer kayıpları bu videoda o üzüntümle birlikte kendimi nasıl telkin etmeye çalıştığım, nasıl yeniden ayağa kalkıp çabalamaya ve yılmadan azimle ve ümitle yürümeye, yola devam etmeye çalıştığıma kendime verdiğim telkinler o videoda var. Videonun ikinci kısmı da işte neden artık bu son Türkçe video dedim, İngilizce videolar mı yayınlayacağım, ona dair bir şey, içerik paylaşımı. Ama ilk yarısı videonun bu kaybıma karşı benim tavrımla alakalı olan bir durum. Şu an okumakta olduğum bu kitaptaki bu kişilerin kayıpları eminim benimkinden de. Şu an dinleyiciler arasında çok büyük para kaybedenler varsa onların kayıplarından da, bakın miktar olarak değil, miktar olarak bu arkadaşların, yani mülakat yapılan kitaptaki kişilerin miktarları elbette bizimkinden yüksektir. Oransal olarak bile bunlar yüksektir diyorum ben. Diyelim sizin 100 bin liranız var, 50 bin lira kaybettiğiniz sizin için çılgın bir kayıp. Benim için de çılgın bir kayıp. %50'sini kaybediyorsunuz. Ama bu adamlar diyelim günümüzün parasıyla 10 milyon TL'lik yatırımları var ve bunun 7 milyon TL'sini oransal olarak da, sadece miktar olarak 7 milyon olarak yüksek değil bizim kaybımızdan, oransal olarak da söz gelimi %70 daha yüksek kayıpları var. Belki daha fazla kaybedenler var. Bu insanların işte bu deneyimlerine kulak vermek ve öğrenmek, dinlemek bizim borsadaki büyük kayıplara karşı psikolojimizi nasıl sağlam tutabileceğimiz, nasıl sarsılmadan, yani sarsılabiliriz ama yıkılmadan güzel bir söz vardı, yıkılmadık ayaktayız sözüne karşılık, yıkılmadık ama ayakta duracak halimiz de yok diye bir söz duymuştum. Çok da güzel. Doğru, bazen ayakta duracak halimiz kalmıyor. Geçici olarak olduğumuz yere yığılıp oturabiliriz de, ama dinlenip aklımızı başımıza toplayıp sıfır gününden, ilk andan, sıfırdan yeniden yola çıkıyormuş gibi hareket edip edindiğimiz o acı tecrübeden, artık neyden kaybettiysek, ben biliyorum hatam, ben tamamen spekülasyon olan bir kağıtta kaybettim onu. Yoksa borsanın bu yükseliş anında BIST'in temel kağıtlarında para kaybetmek mümkün değil yani. Spekülasyon olan bir kağıtta gidiyor, gidiyor, gidiyor. Allah'ım lan buradan döner, bu kadar da gitmez. Örneğin Sasa, yani normalde BIST'in temel hissesi ama aşırı fiyatlandığını hepimiz de biliyoruz. Abi borsa sadece rasyonel bir yer değil ki. Bir hisse, bir kağıt istediği kadar aşırı fiyatlanmış olsun, FK'sı 120'ye çıksın, 150'ye çıksın, millet almaya devam ettikçe o tavan tavan gider. Durduramıyorsun orada kendini. Orada açgözlülük artık devreye giriyor. Duygular devreye girip senin disiplinini ve stratejini mahkum ediyor. Duygularla alım yapıyorsun. Ben de yaptım. Paranın önemli bir kısmını Sasa'da kaybettim. Sasa'da para kaybedenler enderdir. Bir tanesi de benim. Diğeri de başka bir kağıt, söylemeyeyim. Küçük bir kağıt. Bu kayıplardaki bu duygusal mücadele ve duygusal rehabilitasyon kendini kısa zamanda toparlayıp para kaybının hayatının genelindeki diğer tüm kayıpları kapsayacak şekilde büyük bir kayba neden olmamasını için bir set olarak bu kişilerden bu tür deneyimler ve tecrübeler almaya en başta benim ve sonra hepimizin ihtiyacı var. Buraya kadar da zannederim bu kitaptaki şimdiye kadar yaptığım en güzel şey, en uzun yorum oldu. Kapatıyorum burada yorumu ve devam ediyorum kitabı okumaya. En büyük zararınız neydi? Onu hiç sormayın. 94 krizinde portföyümüz tavrumar oldu. Kazanınca ne yapardınız? Kaybetmeyi nasıl yaşardınız? Sürekli risk almaya hiç doymadık ki. Bir doysam o zaman belki anlayacaktım ne isteyip ne istemediğimi ya da kazandığımda ne yapmak istediğimi. Risk almayı çok seviyorduk. Hep risk aldık. Sürekli risk almaktan ne riskin gerçekleşmesini ne de sevincini doğru dürüst yaşadık. Ama çok kaybettiğimde galiba şöyle düşündüm.
Bütün kaybettiklerimi ben kazandım, şimdi de ben kaybediyorum. O halde yine kazanırım. Bu nedenle kayıplarım bana büyük mutsuzluk olarak yansımadı. Biz artık kaybettiğimiz paraları bu piyasadan çıkaramayacağız dediğiniz oldu mu? Hayır, aksine her zaman şunu söyledim. Biz kayıplarımızı çıkarırsak ancak buradan çıkarırız. Fakat Türkiye'nin şartları çok değişti. Ben inşaat sektörüne devam etseydim çok büyük olurdum herhalde. Keşke bu mesleğe devam etseydim diye çoğu zaman içimden geçiririm. Ama bugünkü mesleğimden de çok memnunum. Borsada kendinize yakın bulduğunuz ve uzak durduğunuz hisse senetleri... Ben Koç ve Sabancı gruplarının kağıtlarını, kamu ortaklarının kağıtlarını her zaman ön planda tuttum. Çünkü bunlar kendi kağıtlarıyla uğraşmıyordu. Haksızlık etmeyeyim, bunun gibi başka kurumlarda sayabiliriz. Mesela Eczacıbaşı grubu ve Dinç Kökler'de hiç uğraşmazlardı kağıtlarıyla. Yani bu kağıtları alırken patrondan bize bir şey gelir mi diye korkun yok. Bazı küçük kağıtlarda bu oluyor. Kendileri alsat yapıyorlar, borsadan para kazanmaya bakıyorlar. Elinizde olsa piyasalarda neyi değiştirmek isterdiniz? Son zamanlarda en çok emir iptali olaylarına takılıyorum. Diyorum ki kötü niyetli biri fiyatı manipüle etmek istiyor. Ufak bir hisse senedinde 100 bin tane alış yazar. Hatta 300 bin tane, 400 bin tane de yazabilir. Bu hissenin ekranına bakan küçük yatırımcı da altlara bak, altlar dolu, yüzer bin lot alış var, üstler boş, üstlerde 15-20'şer bin lot satış var diye düşünür ve ona göre hesap eder. Sonra da koşar 20 bini alır. Bir bakarsın ki alttaki alıcılar silinmiş, hiçbiri kalmamış. Yani bu küçük yatırımcıya kurulmuş bir tuzak olur. Eminim bu söylediğimi çok daha ustalıkla yapanlar olacak. Aynı şekilde üstlerde mal toplarken de olacak. Bence bu emir iptali olayı yanlış olmuş. Bir kez daha gözden geçirilmesinde çok fayda var. İşlem ekranında alt ve üst basamakların görülmemesi belki olabilir. Onun mahsurları da var, faydası da. Herhalde bu kararda yabancıların çok etkisi oldu. Çünkü yabancıların aldığı kağıtları bütün piyasa saldırıyor. Saldırınca onlar malı alamıyorlar. Bundan dolayı yapıldı. Bizim borsa şimdi yabancı borsaların içinde çok itibar görüyor çünkü yabancılar krizde Rusya'da, İspanya'da satamadılar ama Türkiye'de satabildiler. Bir de Türkiye'de borsada yabancıların 80 milyar dolarlık hisse senedi ve yüzlerce de yatırım fonu var. Yabancılar bir taraftan satarken diğer taraftan başka yabancı fonlara da pazarlama yapıyorlar. Mesela İş Bankası'nda bir yabancı dünyanın malını satıyor, diğer yabancı ise onun sattıklarının hepsini alıyor. Böylece karşılıklı olarak birbirlerine pazarladıkları malı el değiştiriyorlar. Paylaşabileceğiniz bir halka arz anınız var mı? Ben halka arzlardan mal almazdım. Talep toplama yöntemi yerine borsada doğrudan satış yöntemiyle arz yapılmasını uygun buluyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Yabancılar alamaz. Mesela emlak konutun %65-70'ini yabancılar almış. Bunlar kağıt alamaz. Alırlarsa da fiyatı hemen yükselir. Yabancıların bu piyasada bulunmaları çok faydalı. Bir kere borsaya dinamizm getirdiler. İçinizde kalanlar, keşkeleriniz... Benim keşkelerim çok, hiç saymayayım. Bütün insanların vardır. Keşkelerime 18 yaşımdan başlasam kitaplar dolar. Onları bırakalım. Keşkem o kadar çok ki içinden seçmek de zor. Borsa bırakılabilir mi? Ben bırakmam çünkü borsa artık benim hayatımın bir parçası. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil dediğiniz bir dönüm noktanız var mı? Hiçbir şey dünkü gibi değil. Sadece borsada değil, Türkiye'de de hiç kimsenin hayatı eskisi gibi değil. Dün söylenenler dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Borsada işlem sırası kapanan hisse senetlerinden elinizde kalan var mı? Bende bir tek Sabah hissesi kaldı. Fakat bu hususta en çok Demirbank'taki yatırımcı zarar etti. Çünkü Demirbank bütün borcunu ödedikten sonra fazladan parası kaldı. Yani Demirbank'a el koyduklarında içerideki para ve varlıkla bütün müşterilerini alacaklarını ödediler. Fakat küçük hissedarların parası gitti. Aynısı Çukurova'da da oldu. Devlet el koydu Çukurova'ya. Ancak orada şu vardı. Uzanlar Çukurova'nın sahibi değildi. İşletmesini almışlardı. Çukurova'nın varlığına sahip olamazlardı zaten. Onca barajın tapusunu almamışlardı. Sadece Adana ve çevresindeki 6 ilde sanayi kuruluşlarına dağıtım hakkını belli bir süreliğine almışlardı. Aktaş da öyleydi. Küçük yatırımcı açısından bu sorun nasıl çözülebilir? Ben ne insanlar bilirim perişan oldular bu yüzden. Maalesef bugüne kadar çözülmedi. Burada SPK'nın yapacağı fazla bir şey yok. Mesela Sabah Grubu bankasından dolayı battı. Olaya TMSF el koydu. SPK buna ne yapabilir? SPK düzenleyici ve denetleyici bir kurum. Tasfiyeyi başka bir kurum yapıyor. Burada SPK TMSF'yi ödeme yapmaya zorlayamaz. Şimdi yeni halka arzlar geliyor. Bu el koyma sorunu henüz çözülmüş değil. Yeniden yaşanabilir mi bu tür olaylar? Belki Türkiye ekonomisinin düzelmesinden ötürü, şundan bundan ötürü şirketler öyle kolay batmıyor. Bankaların da pozisyonu çok iyi. Türkiye'de bu krizler devri geçti. O dönemde Türkiye ekonomisi çok kırılgandı. Şimdi o kadar kırılgan değil. Şartlar çok değişti. Borsa çok büyüdü.
SPK Başkanı, İMKB Başkanı çok başarılı, kurumlar çok tecrübeli, yatırımcılar ve borsadaki spekülatörler hepsi çok deneyimli, çok şey öğrendiler. Ben bu yaşımda hala borsada yeni şeyler öğreniyorum. İşlem sırası kapanan hisse senetleri için bedeli yine piyasa tarafından ödenmek üzere bir garanti fonu oluşturulabilir miydi? Hukuki süreçten daha etkili bir sonuç alınabilir miydi bu yolla? Alınabilirdi, bu dediğiniz çok uygulanabilir. Kapanan tahtalarda yatırımcının az da olsa sabit bir fiyattan zararı ödenebilirdi. Yatırımcıyı da bu sıkıntıdan kurtarırdı. Ancak bunu daha çok SPK ve borsadaki teknik adamların düşünmesi ve önermesi lazımdı. Böyle bir öneri gelmedi. Mesela borsaya hizmet edenler arasında Müslüm Demirbileğin, Mustafa Yılmaz'ın çok büyük katkıları vardır. İsmini sayamayacağım daha birçok arkadaş tecrübeleriyle hem SPK'daki arkadaşlara hem de piyasadakilere yol gösterdiler ve öneri getirdiler. Çünkü onların pratiği vardı ve görüyorlardı. Burada da böyle bir katkı yine o taraftan gelebilir. Borsayı soyut buluyor musunuz? Hayır, çok somut bir yerdir. Borsada hisse senedi alan koçun hissesini alıyorsa onun bir şirketine ortak oluyordur. Bundan daha somut ne olabilir? Borsanın 25 yılını dönemlere ayırmak istersek sizin özetiniz ne olurdu? Cağaloğlu'nda başlayan ilk dönemi, sonra Karaköy dönemini ve en son İstinye dönemi olarak ayırmak mümkün. Bir de krizlere göre ayırabiliriz. Bir kere her krizden borsacılar ders aldı. Her kriz bir şeyler öğretti bize. Onun için hepsi çok öğretici ve önemliydi. Bu açıdan hem krizlerle hem de borsanın gelişimiyle ayırabiliriz. Ama biz borsa derken SPK'yı unutuyoruz. Asıl düzenleyici, düzeni kurucu SPK'ya göre ayrılabilir. Bugün yolun başında olsanız yine borsacı olur muydunuz? Belki bu derece aşırı olmazdım ama yine de olurdum. Böylesine hızlı ve bu kadar büyük riskle girmezdim. Kendi mesleğim vardı, götürebilseydim keşke. Hangi ülkede borsacı olmak isterdiniz? Türkiye'de. Çalıştığınız ve unutamadığınız biri var mı? Şimdi söylemesem, o kadar çok insanla çalıştım ki. Borsa dışında bir tutkunuz var mı? Haftada 2 gün ormanda, diğer günler de sahilde yürüyorum. Başka bir şey yok. Bir de okumak. Tarih okuyorum. Okumak artık alışkanlık oluyor. Bunda lisedeki edebiyat hocalarımın katkısı büyüktür. Behçet Necatigil hocamdı. Şair Zeki Ömer Defne vardı, hocamdı. Şükrü Elçi hocamdı. Profesör oldu sonra. Tahir Alagun hocamdı. Okumayı onlar aşıladılar bana. Tarih hocamız Galip Vardar'dı. Şaşalı hocaydı. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran karakol teşkilatının bir üyesiydi. Mustafa Kemal hakkında ağır yazılar yazan Ali Kemal'in İzmit'e kaçırılmasında aktif rol almıştı. O hoca bize bir keresinde kakavanlar şimdi okumuyorsunuz ama 50'sinden sonra tarih kitaplarını elinizden bırakamayacaksınız demişti. Ben de bırakamıyorum. Son soru. Aşağıdaki kelimeleri duyduğunuzda ilk aklınıza gelen kişi ya da kavram. SPK Başkanı. Ali İhsan Karacan, Vedat Akgiray. İMKB Başkanı. Tuncay Artun. Gazeteci. Fatih Altaylı. Borsacı. Osman Türkay. Spekülatör. Ahmet Dede Hayır, Ziya Şeşel. Manipülasyon, bir şey demeyeyim. Insider, hiç ahlaki değil. Para, hırs. Kar, risk. Zarar, doğal. Sonuç, bir ömür geçer böyle. Sevgili dostlar, buraya kadar dinledi ve kitabın içeriğini beğendiyseniz, buraya kadar olan kısım fragmandı ve henüz yeni kanaldan haberi olmayan takipçilerin de öğrenebilmesi için buraya kadar olan kısmı burada yayınladım. Buradan sonraki kısım, bu video burada bitmedi, devam ediyor. İkinci bölümde Nasrullah Ayan'la devam edeceğiz röportajına. Onun deneyimlerini, borsadaki kayıplarını, kazançlarını ve çıkardığı dersleri bu videonun devamında Readwell TR kanalında bulacaksınız. Hala bu kanal nerede diye soran arkadaşlar varsa lütfen şu an dinlediğiniz bu Readwell kanalının ana sayfasında hafifçe aşağı doğru gelin. Henüz yukarıda ilk videonun altında öne çıkan kanallar kısmında Readwell TR'yi göreceksiniz. Ona tıkladığınızda link sizi yeni kanala getirir. O kanala da abone olursanız memnun olurum. Bundan sonra bu kitabın geri kalan bölümlerini o kanalda bulacaksınız. Eğer buraya kadar zaten Readwell TR'de dinlediyseniz şimdi kaldığımız yerden kitabın ikinci bölümünden Nasrullah Ayan'la devam edelim. Soru 1. Borsaya ne zaman ve nasıl başladınız? 1958 Mardin doğumluyum. 1959'da Antep'e göç etmişiz. 75'e kadar Antep'teydim. Gaziantep Lisesi'ni bitirdim. 75'te İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliğini kazandım. Sağ sol çatışması vardı. 12 Eylül darbesinin hazırlığının yapıldığı dönemlerdi. Okula devam etmedim. Üniversiteye kaydım yaptırdım ama başlamadım. Geri döndüm, evlendim. Eşimle ortaokuldan arkadaştık. Evlendik. 75'te Mersin'e, 78'de İzmir'e yerleştik. Nasıl oldu oradan oraya gidişiniz?
Mersin'de bakliyat işimiz vardı, baba mesleği. 1978'de üzüm işine girdik aile olarak. Başına da ben geçtim. 1980'e kadar İzmir'de kaldım. 80'de darbeden önce İsviçre'ye gittim. Zaten işimiz vardı. O zamanlar Türkiye'deki kanunlar çok vahşiydi. Yani döviz çok kısıtlı, ihracat zor. Ankara'daki bürokrat oturduğu yerden nohudun mercimeğin fiyatına karar verirdi. Dolayısıyla bankacılık olan biri ülke ayağı olması şarttı. Çünkü müşteriye sana şu fiyattan göndereceğim ama farkını şuradan göndereceğim diyemezsiniz. Dolayısıyla faturalama için İsviçre'de bir yer şarttı. 1980'de İsviçre'ye yerleştim. 76'dan beri gelip gidiyordum zaten. 81'de orada çalışma müsaademi aldım. O zaman Zürih'teydim. 1982'de Singapur'a yerleştim. Ticari ilişkiler kurduk. Oralarda Hindistan cevizi işi yapardık. Sonra 83'te İsviçre'ye geri döndüm. 84'te de Türkiye'ye geldim. 83'te meşhur bir altın kaçakçılığı davası vardı. 90 ton altın kaçakçılığı. 84'te çıkan bir kanunla o suç olmaktan çıkarıldı. Altının emtia ve döviz olduğu sayıldı. Çıkan bu kanunla 100 bin lira yatıran herkesin davası düştü. O davada benimle birlikte sanık olan 3 tane banka genel müdürü vardı. Halit Soydan, Hüsnü Özyeğin ve Erol Aksoy. Üçü de benimle beraber yargılanıyordu. Onların sayesinde çıktı bu kanun esasında. O dönem cebimizde 10 dolar yakalandığı zaman 7 sene hapis cezası vardı. Yurt dışına çıkarken nasıl dolar buluyordunuz? Çorabınızda götürürdünüz yahut kapalı çarşıya Türk lirasını yatırırdınız, İsviçre ayağında teslim alırdınız. Kambiyo ayağı olmadığına göre nasıl gidiyor? Kendisi giderdi, arabalarla, kamyonlarla giderdi. Ama adı yasak. O zaman kapalı çarşının günlük cirosu 20 milyon doların üzerindeydi. Hisse senedi işlemlerini yurt çapında yapıyordum. Zaten burada bir şey yoktu. 22 yaşlarındaydım. 1988'de Türk Invest'i bir Amerikalı gruptan satın aldım. Bu süreç inanılmaz geliyor. Mercimek bulgur derken altın hisse senedi ve çok gençsiniz. Bu kısmı biraz açalım mı? O zaman açarız. Yani o geliyor önüme. Benim mesela Türk borsasına girişimin sebebi bir gün Washington'a uçarken Wall Street Journal'ı okuyorum. Onların orta sütununda çerçeveli bir bölümleri vardır. O gün Türk borsasını anlatıyorlardı çok alay ederek. 1987 falan olmalı. Harf sırasına göre işlem yapılıyormuş. 9.30'da seans başlıyormuş ama 15 dakika sonra gelirseniz A harfi geçtiğinden arçelik alıp satamıyorsunuz gibi. Sabah erken gelin filan yazıyor. Ben bu haberi okudum tabii çok üzüldüm. Türkiye böyle bir şey hak etmiyor. O zaman telefonla başbakanla görüştüm. Okudunuz mu yazıyı? Hoşunuza gitti mi sayın başbakan dedim. Olur mu öyle bir şey dedi. Peki yakışıyor mu deyince gel yakışanı yap o zaman dedi. Daha evvel böyle bir ilişkiniz var mıydı başbakanla? Benim politikacılarla işim olmaz ama 1980'de biz aile olarak Türkiye ihracatının %4'ünü yapıyorduk. Yani vergi iadesiz devletten bir teşvik falan almadan 100 milyon dolar ediyordu bu. Sonra 88'de Türk Invest'i aldım. O zaman borsa Karaköy'deydi. AOG Asya borsalarında işlem yapmak için kurulmuş Amerikalı bir şirketti. New York, Hong Kong, Singapur gibi 4-5 ülkede yerleri vardı. Yanlarında da o zaman Niko Maximiadis çalışıyor. Niko da Türkiye'yi de açalım diye bunların kafasına girmiş. Türkiye'ye 525 milyon sermaye yatırıyorlar. O zamanki parayla 700 bin dolar para yapıyor. Bir yıl sonra diyorlar ki 125 milyon zarar var ama esasında 400 bin dolar zarar var. Adam hayatında hiç enflasyon görmemiş ki, bizde de maşallah enflasyon %70. Adam dolar 700 lirayken parayı yatırmış, bir bakmış 1100 lira olmuş dolar. Öyle olunca sermaye düşmüş. Bir sene sonra hazine demiş ki sermayeyi artır yoksa kapatacağız. O da hop demiş, ne oluyoruz, burayı satılığa çıkarmış. Bizde o dönem Tahsin Sağışman vardı, danışmanım. Onun da bir dostu vardı, John diye. Bunların vasıtasıyla kendilerine ulaştık. Şirketinizle ilgileniyoruz dedik. Cenevre'de buluştuk. Pazarlık 3 dakika falan sürdü. 300 bin dolar ödemeyi göze almıştım ben. McCarthy 100 bin dolarla başladı. Adam ayağa kalktı. Kimle el sıkışacağım ben dedi. Aldık ondan sonra. Aldınız, içine girdiğinizde ne buldunuz? Hiçbir şey. Bir gün Türkiye'de borsa olur ya da biz yaratırız diye aldık. 6 ay falan öyle kaldı, müşterisi yoktu. Tek yaptığı iş hazine bonoları, özel sektör tahvilleri, ufak tefek de repo işleri. Hisse senedi dediğiniz zaten günde 25 bin dolarlık işlem hacmi olan bir piyasaydı. Hisse senedine girmeye karar verdiğimizde oturduk, ilk iş komisyonları sıfırladık. Neden? Yok zaten öyle bir komisyon. 25 bin doların hepsini sen yapsan ne komisyon alırsın? Bir şey etmez ki. Diğer kurumlar hop oturup hop kalktılar, ne oluyoruz diye. Sonra borsa bana ihtarname çekti. Komisyonları sıfırlayamazsınız. Dedim ki burada işlem hacmi biraz artsın, sonra komisyonumuzu alalım. Şimdi neyi alacağız? O zaman yanlış hatırlamıyorsam 17 aracı kurum var.
25 tane de komisyoncu tabir ettiğimiz simsar var. Bir hesaplayın, biz 50 kişi olsak 25 bin dolar, çift tarafta 50 bin dolar. Ortalama 100 bin dolar işlem hacmi yapıyor kurum başına. %1 alsak 1 dolar yapıyor. 220 gün alsak bunu 220 dolar yapar. Öğle yemeğini birini götürsem zaten yetmez dedim. Neyi konuşuyoruz? Hayır dediler, düzeltin. 30 gün süre vermişti İMKB. Onu ikna etmeye çalıştım ama olmadı. 29. gün düzelttim. Komisyonu 10 binde 1 yaptım. Bunlar bir daha kudurdular. Fakat bu arada gazeteler bunu devamlı haber yapıyor. Ben inanılmaz reklamımı yapmış oldum. Her gün Türk Invest ile İMKB arasında kavga diye haberler çıkıyor. Esas istediğim talep yaratmaktı. Gazeteci arkadaşlar yaptılar. Gayet de güzel oldu, sağ olsunlar. İMKB'de ilk hisse senedinizi ne zaman aldınız? Herhalde Türk Invest'i aldıktan 6 ay sonra falan Ereğli almıştım. İlk kimlerle yola çıktınız? O zaman borsada broker yoktu. Her şirkette seçmece 1-2 kişi vardı ve kendilerini dünyanın merkezi olarak görüyorlardı. Birisi de bendeydi. Hata yapmış, 8-10 bin dolarlık maliyeti var. Geldim, nedir oğlum bu durum dedim. Siz kolay mı zannediyorsunuz brokerlığı dedi. Çok mu zor dedim. Çok zor dedi. İyi dedim. Bir tane şoförüm, bir tane de çaycım vardı. Onları çağırdım. Borsa uzmanlık sınavları var. Gidin buna hazırlanın. Biriniz birinci, diğeriniz ikinci geleceksiniz. Hanginizin geldiği önemli değil. Üçüncü gelirseniz çaycılığa ve şoförlüğe geri dönersiniz. Birinci ve ikinci gelirseniz burada devam edersiniz dedim. Birisi birinci, diğeri ikincisi oldu. Birisi üniversite mezunuydu, sosyologtu şoförüm. Aslında gazeteciydi. Bir gazetede çalışmış, maaşını alamamış, gazeteyi kapatmışlar. Ben de şoför ilanı vermiştim. Görünce CV'yi hoşuma gitti, işe aldım. Muhteşem bir çocuktu. Çaycım da ilkokul mezunuydu. Hangisi birinci oldu hatırlamıyorum. Sonra bunlar yetki belgelerini aldılar, geldiler. O çok bileni kovdum. Şimdi sen git dedim. Kadrolar öyle kuruldu. Sonraki zamanlarda kendimiz kurslar açtık. Boğaziçi'nden öğrenciler getiriyorduk. 30'ar 40'ar kişi kursu alıyorduk. İşe yarayan 3-5 kişiyi kendimize alıyorduk. Diğerlerini piyasaya nötron bombası gibi salıyorduk. Bu şekilde 2000'e yakın kadro yetiştirdik. Biz öğretiyorduk. Bizde gizli bir şey yoktu. Bugün bilgisayarla aracı kurum dağılımını bir tuşta alıyorsunuz. O zaman seans bittikten sonra merkez ofiste 25 kişi, borsada da 25 kişi tahta okurdu birbirlerine. Biri okurdu, diğeri bilgisayara girerdi. Kim hangi tahtada ne yapmış? İkişer saat, üçer saat. Takas dökümünü çıkarıyor. Herkesin elini biliyorsun. Bir de tabii o zaman şimdiki gibi manipülasyon yoktu. Spekülasyon daha fazlaydı ama manipülasyon hiç denecek kadar azdı. Çünkü mesela Dündar Altay, parantez içerisinde hatırlayın, bir önceki bölümde, yani birinci bölümdeki Dündar Altay bu. Çünkü mesela Dündar Altay, Altay menkul değerlerden işlem yapardı. Ceyhan Bektaş, Mustafa Yılmaz'dan işlem yapardı. Sonra Deha'dan yapmaya başladı ama üçüncü bir kurumdan yapmazdı. Ben bütün işlemlerimi AOG'den yapardım. Bende benden büyük müşteri yoktu. Onlar da var mıydı bilmiyorum. Çünkü kredi vermiyordum hisse senedine, bazıları veriyordu. İsteyene de sen benden zeki misin diyordum ve vermiyordum. Bir gün ben borsa işlem hacmi 100 milyon dolar olacak diye bir demeç verdim. 10 gazeteci vardı çevremde, 9'u yazmadı. Kim yazdı hatırlamıyorum, o da dalga geçerek Allah'ın Mardinlisi gelmiş 100 milyon dolarlık borsadan bahsediyor diye yazdı. Şimdi borsa günde 1,5 milyar dolar işlem yaptığında işlem hacmi düştü diye yazıyorlar. Diğer aracı kurumları elinizi belli etmemek için mi aldınız? Yo, hiç ilgisi yok. Zora düşeni almak durumunda kaldık. Bir tanesi kilisli bir arkadaşımındı. Telefon açtı. Yahu bu aracı kurumda ne yapacağım ben dedi. Çok eskiden tanıdığım bir arkadaşımdı. Onu öyle aldım. Adı Sağlam Menkul Değerlerdi. Sağlam Riva oldu. Sonra Turgay Ciner'e geçti. Sağlam bende 2-3 sene kaldı. Sağlama bu dediğim şoför arkadaş genel müdür oldu. Sonra izi belliye aldım. O da kaldı. Türk Invest kapandıktan sonra satıldı bunların hepsi. Onu da Nüvit Topaloğlu aldı, o da kapandı şimdi. Erciyes'i İlhami Su Aydın aldı. Bir tane de komik bir şirket almıştım. Bu arada kayıtlarda olmayan Pak Borsa diye bir şirket vardı. O da gene birisi telefon açtı. Abi gel beni kurtar dedi. Neredesin dedim, karşındayım dedi. Bizim binanın tam karşısında oturuyorum, Şişli'de. O zamanlar da Türk Invest'te hızlı büyümekten ikilik başlamış. Birilerini kovmam lazım, kimseyi de kovamıyorum. Kalktım gittim, burayı aldım. Geldim, kovacaklarımın listesini yaptım. Bunların hepsini terfiyen oraya transfer ettim. 200 bin marka almıştım. 10 gün geçti geçmedi birisi telefon açtı. Mehmet Okumuş. Seninle iş yapalım diyor. Yaparız dedim. Ne iş yapalım? Seninle bir şirket alalım. Vallahi tam üstüne geldin, ben de yeni bir şirket aldım, sana satayım yarısını. İyi ammo, sat dedi. Kaç para? Yarısını 200 bin doları vereyim sana. Aldım ammo dedi. Sattım ammo dedim. Gitti. Bir ay geçti, bir daha aradı. Ammo sen bu şirkete iş vermiyorsun. Ben niye iş vereyim, benim şirketim var. Ben Türk Invest'ten işlem yapıyorum zaten.
böyle olmaz, ya al ya sat. Kaç para dedim? 300 bin dolar. Sattım dedim. Öbür 150'yi de verdim. Bir ayda 200 bin mark, 500 bin dolar oldu. O şirkette öyle gitti. Meğer o da gitmiş Charman ile anlaşmış. Charman ile bunlar ortak oldular. Pak Borsa'da Pasifik Menkul oldu. Pasifik Menkul de krizde ilk batan şirketti. Krizleri nasıl yaşadınız? 1987'de İsviçre'deydim. Buradaki borsa krizi tamamen lokal, dünya borsasıyla falan hiç ilgisi yok. Bizde şimdi başladı yurt dışından etkilenme. Türkiye nevi şahsına münhasırdır. Türk ekonomisi de nevi şahsına münhasırdır. Ben hep şuna benzetirim. Senin 1000 dolar, benim 10 bin dolar gelirim var. Senin gelirin %10 büyürse 1100 dolar olur. Benim gelirim %2 büyürse 10.200 dolar olur. Yüzdeleştirme biraz abuklukla ilgilidir. Yani şimdi 1 milyar 300 milyonluk nüfusuyla Çin ekonomisinin büyümesini Türk ekonomisinin büyümesiyle nasıl kıyaslarsınız ki? Bizdeki 87 krizi başbakanın bir prensi vardı. Adam çıktı bir gün dedi ki ben bütün kağıtları borsada satacağım. Satamadı da zaten satmaya imkan kalmadı. Endeks 1700'den 300'e düşmüş. Ben geldiğimde zaten ortada borsa yok, ortada para yok, ortada müşteri yok. Ben borsada satacağım diyor. E satamazsın kardeşim. Ertesi gün borsa zaten çöktü. Herkes evine gitti. Ne zamana kadar? Ben piyasaya girene kadar. Niye böyle bir açıklama yaptı o adam? Olacakları öngöremedi mi? Adam Amerika'da büyümüş. Türkiye'yi bilmiyor. Şunu kabul etmek lazım. Türkiye'ye ilk gelen yabancı banka hiç başarılı olamadı. Ancak ve ancak başka bir Türk bankasının kuyruğuna takılarak piyasayı öğrenebildi. Çünkü Türkiye Türklere ait. Hani Türkler de bunu tek başına yapamıyor. Onun için evlilikler iyi gidiyor. O zaman Turgut Bey'in getirdiği prensler var. Prenslerin hepsinin sonunu biliyoruz. Siyah bir renk, facia oldu. Daha önce Dünya Bankası'nda çalışmış, bunların hepsi de onun talebeleri. Hepsi Amerika pazarında çok iyi olabilirlerdi. Turgut Bey bir defa bilmiyorum demekten utanmayan bir adamdı. Bilmediği şeyi de oturup inceliyor, araştırıyordu. Çocukla çocuk oluyordu, farklı bir insandı. Şimdi olay şu, bizde iş adamları abartmayı sever. Endeksi almışlar 100'den 1700'e getirmişler. Mal yokluğundan becerebilmişler. Becerdikçe de devam etmişler. Bu şımarıklıktır. Hükümet de sonun facia olduğunu görmüş. Ama bu dengeli söylenebilirdi. Türkçeyi çok iyi bilmediğinden de ifade edememiş olabilir. Söylediği farklı algılandı. 1990 Körfez krizinde de buradaydım. Türk Invest vardı. Hisselerim vardı. 90'daki kriz farklı. Tamamen bizim savaşa girme ihtimalimize karşı yaratılmış bir kriz. Çünkü o tarihte başbakan gerçekten girelim Musul'u Kerkük'ü alalım diyordu. Allah'tan silahlı kuvvetler önüne geçti. 90 krizi tabii göreceli olarak yıkım değil dur bekleydi. Ona tam olarak krizde denmez. Çok etkilenmedi. Satış imkanlığını hep verdi piyasa. Şirket kurma iznini kapıdan geçene verdiler. 300'ün üstüne çıkmıştı aracı kurum sayıları. Sonra ben bağırmaya başladım. Kardeşim vur dedik öldürdün. Nitekim ben bu olayın geldiğini kapanmadan önce de sonra da çevremdeki herkese söyledim. Dedim ki burada bir tezgah kurdular. Bugün burada bütün Türkleri yok edecekler. Bizi batıracaklar ya da satacaksınız. Şu anda sahibi Türk olan 20 şirket kalmış mıdır? Sadece kendi aile şirketleri falandır. Bankaların %50'si gitti zaten. 91'de ben askerliğimi 2 ay kısa dönem yaptım ve giderken de kimseye haber vermedim. Abdurrahman Yıldırım Cumhuriyet'te yazıyor o zaman. Köşesinde yazmış. O şimdi asker çök deyince borsanın çöküşü aklına geliyor diye. O sırada borsa çöküyor hala. Akşam içtima geldi, haberim yok gazeteden. Arkadan çocuğun biri bugün seni yazmışlar dedi. Karıştırma dedim. Kimse bilmiyor çünkü askerlik yaptığımı falan. Gece saat 10'da ışıklar yandı. Nasrullah Ağayan dedi birisi. Kalktım bir tane asker buyur dedim. Komutan seni istiyor dedi. Kalktık gittik bir tane teğmen 24 yaşında. Ben de 33 yaşındayım. Oo paralarımız sende mi dedi. Anlamadım dedim. Kimsin sen ne parası? Borsadaki hasarları senden mi alacağız dedi. Bak kardeşim seni tanımam sendeki hasarları nereden bileyim. Hele otur dedi. 11.30 gibi bir tane adam daha geldi o da üst teğmen. Gece 3'e kadar oturduk. Biz ne alacağız diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bekleyin biraz daha düşecek. Bir yandan da dua ediyorum düşsün diye. Çıksa bize niye aldırmadın diyecekler. Ben ertesi gün sabah 5'e kadar generalin karşısındayım. Tugay komutanına kadar hepsinde bir kağıt var. Bir tanesi yok kağıdı olmayan. Bunlara diyorum bekleyin sonra gidip dua ediyorum düşsün diye. Dedim bu böyle olmaz daha 3 haftası geçmiş askerliğin 5 hafta daha var. Ertesi gün kendimi bilgisayar yazılımcısı olarak kantine tayin ettirdim. Bir tane de Citibank'tan bir çocuk vardı. Ona dedim sen şu programı yaz biz gidip sana disket alalım. Dışarıya çıkıp disket alacağız. Sabah 8'de çıkıyorduk biz 7 kişi. 5 hafta disket aradık biz bulamadık. Askerlik öyle bitti. Ama yani o krizde söylediğim gibi bir tespit var. 52 haftanın 48'inde borsa düştü ama %1 düştü. 4 haftada da yükseldi. Öldürmedi, süründürdü. 1994 benim için en önemli krizdi.
Türk Invest hep içeriden borsadan para yaptı. O sıfır komisyondan sonra tedbir aldılar. 1/2 galiba komisyon. 11 bin müşterimiz vardı bizim. 92 sonunda bir kampanya başlattık. 1 milyon liraya repo. Çünkü bankalar 100 milyonun altında para almıyorlardı. Biz de 1 milyona repo diye bir kampanya başlattık. O gerçekten piyasayı ürküttü. Esasında Türk Invest'in üzerine gelişlerinin sebeplerinden bir tanesi oydu. Şimdi İsviçre'de aynı sorunu yaşıyor bankalar. Küçük müşteriyi almıyor, kabul etmiyor. Bilişimde ilerleyenleri almıyor çünkü müşteri bilgisayardan kendi yapıyor. O dönemler en büyük bilgisayar yatırımı bizdeydi. 15 kişiye yakın yazılım grubumuz vardı. İşlemden takasa kadar program yazıyorduk. Hem teknolojiye hem de insana yatırım yapıyorduk. Çok demokrat bir yapımız vardı ve hiç ortağımız yoktu. Alınışında Yavuz Çizmeci ile ortaktık. %25'i onun, %75'i benimdi. Sonra Yavuz'la beraber Özal döneminde bir havayolu şirketi kurduk. Sultan Air diye. Yavuz Türkiye'ye geldi. 92 yılının sonuna doğru ayrıldık. Ben Türk Invest hisselerini aldım ondan. O da benden Sultan Air'in hisselerini aldı. O dönemde yurt dışındaki şirketleriniz devam ediyor muydu? Yok, sadece İsviçre'de tek kişinin çalıştığı bir şirketim vardı. Orada çalışan elemanım sonra Merrill Lynch'in bütün dünyadaki sabit kıymetlerini kontrol eden adam oldu. Krizde ilk atılan oydu. Osman Semerci, gazeteler yazdılar. Oturma müsaadesini aldığı gün yazıhaneyi terk edip Merrill Lynch'e gitti. Sonra tepedeki 30 kişinin arasına giren en genç adam oydu. 2007'de galiba krizin ilk günlerinde atılan adam da o oldu. Önce 3 milyar açıkladılar, sonra 19 milyar dolar açıkladılar. Sonra o rakamın ucunu kaybettiler. Hiç banka almayı düşünmediniz mi? Kriz patlamadan bir hafta evvel banka almaya İsviçre'ye gittim. Ben krizi görüyordum zaten. Kafamdaki İsviçre'de içinde portföyü olan bir yatırım bankası almak, yatırımcıların parasını burada bir fon gibi çevirerek elimdeki hisseleri oraya park etmek, oradan gelen paralarla repoları kapatmak, sıfır borçlu hale gelmek ve sonra krizin geçmesini beklemekti. Tabii onu yaparken de o zaman 27 Mart yerel seçimleri vardı. Hiçbir zeki iktidar seçim öncesi kriz patlatmaz diye garip bir düşünceye girmiştim. Bankayı buldum, İsviçre'de anlaşmayı hazırladım. İmzalar atılacak, gel yarına bırakalım dedim. Neden dediysem, önemli anlardır onlar. O gün de biz özelleştirme idaresi başkanlığından 50 milyon dolarlık kağıt almışız. Bolu Çimento'nun %17'si ve Afyon Çimento'nun %4'ü bize geçmiş. Esasında krize hazırız. Kasamızda 60 milyon dolar nakit var. Rica ediyorlar, özelleştirme idaresi beni aradı. Dedim ki kaç günde satarsınız? Çünkü krize de gün sayıyoruz. 2 günde satarız dediler. Piyasanın %10 altında aldık kağıtları, borsadan özel emirle. Aldığımızın 2 gün sonrasında 17 Ocak'ta kriz patladı. Tabii bizim elimizdeki bilançonun aktifinde dolar var, pasifinde %60 faizli TL'ye borç var. Aktifimiz bir anda Bolu ve Afyon Çimento oldu. Pasifimizde TL'ye borç devam etti ve TL'ye borç faizleri %1000'e gitti. Bolu Çimento ve Afyon Çimento da TL bazında %75, dolar bazında %90 değer kaybettiler. Esasında bu kadar abarttıkları gibi batmadık biz. Likidite krizi yaşadık. Likidite sıkıntısını iflas olarak SPK tercüme etti. Arada fark vardır. Bizim bütün battığımız rakam 34 milyon dolar. 34 milyon doların karşısında ne var? Afyon Çimento'nun %40'ı, bugünkü değeri 100 milyon dolar. Tam Sigorta'nın %90'ı, Türk Invest, Sağlam, İzibelli, RGS, Makro Borsa, Çelik Halat'ın %51'i. Bu durum şu hikayeyi hatırlatıyor. Bursa'da adamın birisi hamama gidermiş. Her gittiğinde kavga çıkarırmış. Yok saatimi çaldınız, ayakkabımı çaldınız, pantolonumu çaldınız gibi. Bir gün hamamcı çalışanlarına bu adam bir daha geldiğinde haberim olsun demiş. Adam yeniden gelmiş. Hamamcı adama demiş ki adam gibi yıkanıp çıkacaksan, hesabı ödeyeceksen gir yıkan. Yoksa girme içeri istemiyorum demiş. Tamam demiş adam. Girmiş bir güzel yıkanmış, sonra da çıkmış. Bir bakmış ki odada hiçbir şey bırakmamışlar. Adamın her şeye gitmiş. Şimdi inmiş aşağıya hamamcıya bakıyor, hamamcı buna bakıyor. Gene ne diyecek bu adam? E sözde vermiş adama bir şey demeyeceğim diye. Adamın adamın üstünden sular akıyor, daha peş damalı üzerinde. Ben buraya böyle mi geldim demiş. Şimdi yani ben de oraya öyle gelmedim aslında. Bir ara 92'de biz gözetime girdik. SPK gözetimine girdik. Yönetim kurulumuzdaki 7 kişiden 4'ü devlet tarafından atanmış. Aslında biz devlet adına çalışıyoruz. 25 milyon dolar da eksimiz var bizim. Şirketin devamına, gözetimde kalmasına karar verildi. Bütün şubelerimizde birer, merkezde de 3 denetçi mesai saatlerinde devamlı bulunuyor.
Böyle haftada bir, ayda bir değil, 24 saat denetleniyoruz. 4 şubemiz var ve bunlar haftalık rapor hazırlıyorlar. Şimdi herhangi bir vatandaş hisse senedi aldığında vergiden muaf. Türk Invest kurumlar vergisine dahil olduğundan vergiye tabi. Kurumlar vergisi yüksek, %40 gibi. SPK'ya dedik ki böyle bir sorun var. Biz 25 milyon eksiği kapatmaya çalışıyoruz. Yarın bir de maliyeyi başımıza ekşitmeyin. Dedi ki birisi, ya Nasrullah Bey halledilir. Yahu nasıl? Dedi ki güvendiğiniz kişiler adına hesap açın. Biz de 3 çocuğum adına hesaplar açtık. Onların bundan haberleri yok. İçinden para çekilmiyor. Hesap sadece kar biriktiriyor ve SPK ile birlikte yapılıyor. SPK iflası isterken sermayenin 3'te 2'sinin kaybedilmiş olmasına hükmetmek zorunda. Çelik halatın %40'ı bunların 3 hesabında. Denetim raporlarında malları aktif görünüyor. Mal varlığı hesaplanırken bunların mallarını hesaplamadılar. Hesaplamayınca şirket 3'te 2 kaybetmiş göründü ve bunu borsanın en dip olduğu gün yaptılar. 29 Nisan günü hesapladılar. Hem bunları hesaba katmadılar, hem bunları el koydular. Talihsizlik şu ki SPK'da başkan yok o sıra. Yaman Aşıkoğlu yurt dışında vefat etti. Caner Ertuna var vekili. Fakat o sırada yetkide yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Rıfkı Danışman'a geçmiş. 24 Nisan günü için basın toplantısı düzenledim. Türkiye'deki bürokratların şöyle bir düşüncesi vardır. Bu ülkeye komünizm gelecekse de biz getireceğiz. Böyle bir gelenekten geliyorlar. 24 Nisan'da basın toplantısına çıkacağım, iflasımı ilan edeceğim. Sabahleyin de mahkemeye başvuracağım. Bu nasıl olmuşsa SPK'nın kulağına gitmiş. 24 Nisan pazar, 22 Nisan cuma günü, gece saat 9-10 gibi 3 kişi arka arkaya aradı. Caner Ertuna, Tuncay Artun, Yaman Törüner yarın Ankara'da ol. Ben dedim gelmiyorum. Ben hazırlığımı yapmışım. Kendi iflasımı isteyip koruma altına gireceğim. Mutlaka burada ol, ne gerekiyorsa yapacağız dediler. Lanet olsun şeytana dedik, gittik. Global, Charmen, Deha, Meksa, Bumerang hepsi de hiç sorunum yok diyor. Charmen'e geldi sıra. Orada sorun olduğunu ben biliyorum. Soruldu kendisine, sorun yok dedi adam. Bana geldi, ben de var dedim. Ne kadar dedi? Ben de dedim ki likidite sorunu var. Yarın sabah 200 milyar, salıya kalırsanız 400 milyar, çarşambaya kalırsanız 800 milyar, perşembeye kalırsanız 1 trilyon 600 milyar. O da benim bütün borcum. Cuma'ya kalırsanız siz sağ ben selamet. Böyle bir şirket kalmaz. Nasıl yapalım dediler. Dedim ki sabahleyin 200 milyarı ben vezneye dizersem parasını alan gitti mi 10 dakika sonra arka kapıdan geri getirir. Dediler ki sabahleyin sana 300 milyar hazır. Nereden alacaktınız parayı? Vakıflar Bankası'ndan. Pazar günü basın toplantısına mecburen gittim. Ne diyeyim adamlara? Oturduğum o günde bir demeç verdim gazetecilere. Şimdi açılım maçılım diyorlar ya, o gazetelerde öyle manşet oldu. Köylüsüyle kavga eden jandarma, iş adamıyla kavga eden maliye, sendikasıyla kavga eden Çalışma Bakanlığı olmaz. Devlet vatandaşıyla artık barışsın. Bu da manşet oldu. Sabahleyin Vakıflar Bankası'na gittik. Fehmi Gültekin o zamanki genel müdür. Para tabii dediler hazır. Annenin kızlık soyadı, kaç yaşında, sağlık raporunu getir. Baban nerede? Bunlar esprisi de bizim kuyruk uzuyor o sırada. Saat 12 olduğunda bizim kuyrukla Pamuk Bank'ın kuyruğu yan yana geldi. Pamuk Bank'ta da kuyruk var çünkü. Tabii o akşam para gelmeyince. Bu arada biz 16 aydır yatırım fonu ve yatırım ortaklığı izinlerini bekliyoruz. Diyoruz ki bizim bu olayın çözümü esasında basit. Yatırım fonu ve yatırım ortaklığı iznini bize verin. Elimizdeki hisse senetlerini bunlara koyalım. Gelen parayla repo borçlarını kapatalım, tertemiz olur. 16 ay salladılar bizi. 26 Nisan Salı günü iznimiz çıktı. Yatırım fonu ve yatırım ortaklığı iznini verdiler. Rahmetli Caner Ertuğ'a telefon açtı. Gözün aydın, izinlerin çıktı dedi. Sen al onları dedim uygun bir yere. Çarşamba sabah Hürriyet'te 8 sutura manşet. Borsa kralına 48 saat. SPK'dan sızdırma haber. Bizim kuyruk oldu birkaç kilometre. Ne yapacaksınız? Gelene diyorsun ki yarın gel. Şimdi böyle bir durumda bir bankanın ayakta kalabileceğini mi sanıyorsunuz? Dünyada hiçbir banka yaşamaz bunu. Böyle bir şey mümkün değil. Sen güven üzerine iş yapıyorsun. 29 Nisan günü zaten olay bitti. Sonra döndüler bu kendilerinin aç dediği hesaplardan. En küçük çocuğumun yaşı henüz tutmuyordu. Diğer iki çocuğuma, eşime, 40 kişiyle beraber bana hileli iflastan dava açtılar. Hileli iflas davası beraat ile sonuçlandı. Yargıtay'da onadı. Beraat kararında ne diyor biliyor musunuz? Nasrullah Ağa'nın tek başına bir kriz yaratacak gücü olmadığı, bu krizi devletin yarattığı ve bu batışta SPK'nın sorumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu kararla benim tazminat hakkım doğdu. Gitmedim. Devletle uğraşmamayı öğrendim. Ama maddi değilse de manevi tazminat hakkınız yok mu? Onu da işte bu kitapta çıkaracağız. Bizim talihsizliğimiz acemi başbakana rast gelmemiz. Hayatında ilk defa başbakanlık yapıyor. Kadın başbakan demeyeceğim, acemi başbakan diyeceğim. Acemi şoför gibi. O krizi arabayı boş yolda devirmek gibiydi. Uğraşsanız yapamazsınız.
Ben öneride bulundum. Önerim o kadar basitti ki. O zaman Türkiye'nin toplam iç borcu 10 milyar dolardı. Benim de bütün borcum 60 milyon dolar. Beynimin yarısı dediği bir adam vardı. Buna dedim ki borsanın tepede olduğu zaman 93 Kasım'ı, Ereğli, Petkim, Tüpraş, Petrol Ofisi bunların 4'ü o tarihte borsada 13 milyar dolar ediyor. Devletin elindeki hisseler bunlar. 10 milyar doların üzerinde bunları bir fona koyalım. Elinde hazine bonusu olan herkese bu fonu verelim. Benim de 100 milyon dolarlık hisse senedim var. Ben de bunları 60 milyon dolar üzerinden fona koyayım. Hem insanlar 2 sene sonra para kazansınlar hem de krizi atlatalım. Çıkıp deklarasyonda bulunalım. Ben bir daha repo yapmayacağım. Siz de bir daha hazine bonusu ihraç etmeyeceksiniz. Borcun olmayacak. Türkiye 10 milyardan 250 milyar borca neyle gitti? Faizle gitti. Tamamı sarmal faizdi. Bugün 250 milyar dolar borcumuz var. Ereğli'miz yok, Tüpraş'ımız yok, petrol ofisimiz yok. Satmadım hepsini bunların. Borcumuz da 25 kat oldu. Şimdi bana diyorlar ki 94'te battın. İyi ki 2001'e kalmamışsın. Kalsaydım belki 2 milyar dolarla batardım. Başımızda bunlar oldukça, çünkü bu programlar dışarıda yazılıyor, içeride yazılmıyor. Bankacılığımız gitti, perakendeciliğimiz gitti, sigortacılığımız gitti. Neyimiz kaldı geriye? Gidecek sanayimiz de yok ki zaten. Sanayi de yoksa neyimiz var? Özelleştirme İdaresi Başkanı kağıtları bana verdikten sonra borsa kralına nasıl geçirdik demiş. Bunu ben bilmiyorum, daha sonradan öğreniyorum. Bu ülkede para sahibi olabilirsiniz. Para sahibi olup da şımarabilirsiniz. Bu ülkede para sahibi olacaksanız icazetli olacaksınız. Devletten icazet alacaksınız. Fonksiyoner para sahibi olamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Neden icazet almadınız? Bile bile lades mi dediniz? Ben battıktan sonra geliştirdim bu tezi. Ben 82 yılında Türk fındık ticaretinin %25'ini yapıyordum. Türk üzümünün ise %30'unu. Lokman Kondakçı Türkiye'de yapıyordu, ben dışarıda yapıyordum. Dünya Hindistan cevizinin %40'ını yapıyordum. Böyle peştemalla gelmedik yani. Ama o paraları da devlet aldı yine. Fındık piyasasını manipüle etti. Yükseleceği zaman önüne geçti, düşmesi gerektiği zaman yine önüne geçti. İlk batışımı 1983 yılında fisko birlik yüzünden yaşadım. Bana değil başka birine yüklemeleri gereken bir fındık üzerine hesap yaparak bir spekülasyona girmiştik. O fındığı yüklemediler. Yüklemeyince devleti 75 milyon dolar zarara soktular. Fındığı yağlık yaptılar. O fındık piyasaya çıkmayınca ben battım. O dönemde hem beni hem de Lokman Kondakçı'yı batırdılar işte. Fisko birlik yönetimi devlet zaten. 75 milyonluk kendi malını yağa döker misin? Devletin malını dökersin. Niye dökersin? 1 milyon dolar alır dökersin. Ereğli ile ne ilgisi var bu fındığın? O da ayrı bir hikaye. Ereğli'yi toplarken biz riski dağıtmak için biraz da fındık almıştık. Sonra o fındığı Kalkınma Bankası'na olan repo borcumuzdan dolayı Fisko Birliği'ye verdik. Sonra Fisko Birlik bu Nasrullah Ayan'dan geliyor, bizim ondan alacağımız vardı diyerek fındıklara el koydu. Bankaya ödemedi. Güç bela ödettirdik. Benim o ara şirketleri analiz etmek için kadrom yoktu. Osman Barda diye çekirdekten yetişme bir arkadaşımız vardı. Osman'ı çağırdım. Sana para versem ne alırsın dedim. Ereğli alırım dedi. Niye dedim? Nasrullah Bey dedi, şirket 5000 lira, 3 ay sonra 5000 lira temettü verecek. İyi, sağ ol dedim, bunu gönderdim. Yine başım fındıktan dertte. O tarihte bir kanun vardı. Fındık ihraç ederken kilo başına 1 dolar fon kesiyorlar. Yani 20 ton fındık varsa bir kamyonda 20 bin dolar fon veriyorsunuz. Kanunun bir boşluğu vardı. Dövizin bozdurulduğu tarihten TL olarak alıyorlardı. Hesabı öyle görüyorlardı. Ben de bu enflasyon öncesinde bir sene önce dövizi bozduruyordum. Bir sene sonra ihracat yapıyordum. Yani ben 600 liradan doları bozdurmuştum. Bir sene sonra 1200 lira olmuş. Millet 1200 liradan fon yatırırken ben 600 liradan yatırıyorum. Bunu fark etmiyorlardı. Bir gün 30 milyon dolar getirmişim, sezona hazırlık yapmışım, iki arkadaşım İsviçre'ye gelmişlerdi. Aldım onları arabaya, gidiyoruz. Telefon çaldı, en büyük abim, duydun mu haberi dedi. Günlerden cumartesi ne haber olacak ki? Ne oldu diye sordum. Bu peşin döviz getiren sahtekarlar var ya, bilmiyor benim yaptığımı. Hükümet bildirdi bunları dedi. Ne yaptı ki dedim. Bundan sonra döviz gelmiş olsun olmasın, ihracatın yapıldığı günden itibaren fon hesaplanacak. Geçmişe dönük almışlar kararı, anayasaya aykırı. Benim yaptığım hesap suya düştü. Bunu getirmenin bir maliyeti var. 30 milyon doları bana getiren adama 1 milyon dolar borcum var. 1 milyon dolar da işi yapmak için bir müşteriden avans almışım. 2 milyon dolar borç var. 10 milyon dolar para kazanacağım fakat bir gecede 10 milyon dolarım sıfır oldu. Hazine müsteşarını arabadan aradım. Abi bu nasıl bir karar dedim. Güzel değil mi dedi. Biterim dedim. Bitesin diye aldık zaten dedi. Bu kadar yekten yani. Mahkemeye giderim dedim. Gitmezsen hatırım kalır dedi. Ben kalktım geldim Türkiye'ye. Alacaklılarım burada.
Alacaklarıma gittim. Bekleyeceksiniz ne kadar bilmiyorum dedim. Elimde 10 bin dolar para var ve 47 tane çalışan var iki şirkette. Maaşlar ödenmiyor. Türk Invest'te bir kız vardı, onu çağırdım. Kızım burada ne iş yapıyorlar? Repo yapıyorlar. Ne alıp satıyorlar? Para. Çelik Alat'ı nasıl seçtiniz? Çelik Alat çok enteresan bir şirket. Sanıyorum Nuri Rodop diye bir adam. 1960 yılında kuruyor. Tabii sizin krizlerinizle Türkiye'nin krizleri farklı. 1970'te bir kriz yaşanıyor. Meşhur 12 Mart'ı getiren kriz. Dünyada hiçbir askeri darbe, ekonomik kriz olmadan ve sivillere çözüm yani acı reçete ürettirilmeden gelmez. Dolayısıyla 10 Ağustos 1970 devalüasyonu doları 9 liradan 15 liraya getiren bir karar. O kriz geldiğinde Nuri Rodop sanayici bir adam. Alacakları Akbank, İş Bankası, TSKB ve TEK o zamanki adıyla. Buralara gidiyor, anahtarları atıyor önlerine. Buyurun fabrika sizin. Aman diyorlar, otur çözelim. Bir protokol yapıyorlar, alacakların sermayeye ekliyor. Esasında her zaman uygulanabilir bir yöntemdir. Alacaklı herkes hisse alır, borçlar ve faiz sıfırlanır. Bunu yaparken de diyorlar ki bana bir kişilik yönetim kurulu üyeliği verin, gerisini siz alın. Ve anlaşma yapıyorlar. Ana sözleşmeye bir madde koyuyorlar. Hissedar kaldıkları sürece bunlar yönetim kurulunu oluşturuyorlar. Bu yapılırken Türkiye'nin geleceğinde borsa olup olmayacağı bilinmiyor ve bunlar imtiyazlı hisse senedi haline getirilmiyor. Bütün şirketin hisseleri hamiline kalıyor ve işlem göremiyor. Çoğunluğu ele geçirenin sadece bir genel kurul toplayıp o maddeyi değiştirmesi lazım. Çünkü hepsi düz hisse. Biz bunu fark ettik. Önce hisseyi ucuz bulduk, sonra bu özelliğini bulduk. Toplamaya başladık ama tek olma niyetimiz başta yoktu. %10'dan sonra oluştu. Tabii biz topladıkça bankalar ellerindeki hisseleri sattılar. Baştan fark ettiler ama ellerinde bir sözleşme var. Hissedar kaldıkları sürece diyor. Onlar bir hisse kalsa bile yönetimde olacaklarını düşündüler ama kanun öyle demiyor. Günün birinde birisi %1.51 toplarsa o madde değişir diye kimse uyarmamış bunları. Biz de topladık bir baktık ki %51 olmuşuz. Yönetim kuruluna gittik, arkadaşları dışarı rica ettik. Genel kurul topladık. Yapabileceğimizi düşünmediler. Bir de baktılar ki biz orada oturuyoruz. Sevdiğim bir arkadaşın bir lafı vardır. Devletle ilgili. Fındıkçı bir arkadaş. Allah işini rast getirsin. Ünal Savra. Fındıkla ilgili devlet politikasını delinin elindeki taşa benzetir. Şöyle derdi Ünal Savra. Delinin elinde bir taş varsa 1- kafanıza atabilir, 2- kendi kafasına atabilir, 3- havaya atabilir ki en tehlikelisi odur, kimin kafasına düşeceği belli olmaz der. 2001 krizi Türkiye'nin ertelenmiş krizidir. Bir anda sistemi temizlemek için ortaya çıkarılmıştır. Yabancıların Türkiye'ye ilgisinin arttığı zamanlar. O bankaların çoğu 10 yıldır, 15 yıldır ya da daha uzun süredir hazine gözetimi ve denetimindeydi. Bu krize hesap vermesi gerekenler yargı önüne çıkmamıştır. Esasında suçlu bankaların ana ortakları kadar denetim raporlarını okumayan, okusa bile gereğini yerine getirmeyen siyasi ve bürokratik otoritedir. Şimdi orada bir bankanın 20 yıldır batık olduğunu siz biliyorsunuz, ben biliyorum. Bankacılık kanununa göre bunu çıkıp siz söyleyemezsiniz, suçtur. Adam seni 64. maddeye aldım diyor. Bu ne? Bankanın batık olduğu. 20 sene 64. maddede kalmış bir banka olabilir mi? Var işte. 2000'lere kadar buna göz yumdular. 2001 yılında yabancılar dediler ki bu oyunda artık biz de varız. Ama önce çöplüğünüzü temizleyin. Demirbank krizden 3 ay önce HSBC ile 3 milyar dolara pazarlık ediyor. Krizden sonra 350 milyon dolara %100'ü gidiyor. Temiz verdiler adama, yoksa riski de alacaktı. Bunlar toplam 28 milyar dolar batırmışlar 50 yılda. Şunda adalet görmüyorum. Bunlardan devlet 25 milyar dolar tahsil etti. Her şeylerini sattı, tahsil etti. Peki TMSF'nin hazineye borcu ne kadar? 65 milyar dolar. Yani bunları bırakaydın 50 yılda 28 batıran, 9 yılda hadi bir 10 daha batırsın, hiç değilse çalışıyordu. Şu anda TMSF'nin hazineye borcu 65 milyar dolar. Çünkü hazine onlara parayı faizle verdi. Şimdi ben size parayı faizle verirsem ve siz işletmeci değilseniz faiz devamlı büyür. Hazine bonoları devamlı büyüyor. Yani bütün bu bankacıların canını okuduk. Adamların 50 yılda batırdığı para 28 milyar dolar. TMSF'nin 9 yılda batırdığı para 65 milyar dolar. Peki şimdi içeri kime atacağız? 2001 krizi tamamen sistemin el değiştirmesi üzerine kurulmuştur. Demirbank olayında şu var. Türkiye gibi bir ülkede 1 milyar dolarına 7 milyar dolarlık hazine bonosu alırsan yönetim hatasıdır bu. Devlete güvendi çünkü o 1 milyar doları o sistemden elde etmişti.
Demirbank'ın 90'lardaki mal varlığı 10 milyon dolardı. Hazine bonosu ile oynayarak 10 milyonunu 1 milyar yaptı. 1 milyarını da 5 milyar yapmak istedi. Bir gecede %60 ile aldığı hazine bonoları. Şimdi bana çok güzel bir lafı vardır Demirbank'ın sahibi Halit Bey. Bir gün yanına gittim. Dedim ki çelik halatı al. Bana 10 milyon dolar ver, rehin al. Ben dedi birinci sınıf kağıda yatırım yaparım. Nedir dedim. Devlet tahvili dedi. Demirbank kapandıktan sonra bir yerde karşılaştık. Birinci sınıf kağıt ha dedim. Şimdi hazine bonusundan batmak o kadar normal ki. Dünyada günde yüzlerce trader batıyor bundan dolayı. Amerika'daki olay bu. Orada %1 oynadığında batarsınız. Bizde 60'tan 6500'e gitti ve sende 10'dan çok var. Türkiye enteresan bir ülkedir. İrticaya karşı eylem planını Erbakan onaylatırlar. APO'nun idam edilmemesini MHP'yi onaylatırlar. Türkiye tuhaf bir ülkedir. Kuralları koyuyorlar. Orada bir adam oturuyor. Zamanı geldi mi imzala diyorlar. O da imzalıyor. Yaşanan krizlerin daha sonraki krizlerde size ne gibi etkileri oldu? Onun tek tecrübesi var. Tecrübe yenilen kazıkların toplamıdır. Confucius. Yani mutlaka her kriz bir ders getirir ve tecrübe kazanırsın. İlk yıllarda manipülasyon ve insider trading ne ölçüde yaygındı? Spekülasyon hiçbir şekilde suç değildir. SPK'nın da spekülasyondan dolayı yaptığı suç duyurusu yoktur. Manipülasyon suçtur. Spekülasyon hava böyle masmavi iken benim çıkıp yarın yağmur yağacak dememdir. Ve herkes yağmur yağmayacağına inandığı için yağmur yağarsa benim başarımdır. Ben yağmurun yağmasını oynamışımdır, ben kazanırım. Yağmazsa da ben kaybederim. Yağmuru ben yağdıramam ki. Benden kaynaklanan bir şey değil. Manipülasyonda ise küçük bir kağıt bulursunuz, öyle yapar, böyle oynar, onu götürürsünüz. Ben manipülasyonu tahtada görürüm. Benim gördüğüm bir şey SPK'nın görmemesi mümkün mü? Bu ülke tuhaf bir ülkedir. Eski bir İMKB başkanı çıktı dedi ki, bu kağıtların %90'ında manipülasyon yapılıyor. Şimdi ben İMKB başkanı olsam, bu lafı söylediğim anda istifamı da veririm. Yahu bunları durdurmak senin işin. Sen bunu nasıl söylersin? Sonra bir sanayici çıktı ben başladığımda, borsa kumarhanedir dedi. E o zaman gelme. Ama sonra o adam borsadan 20 milyar lira para topladı. Kendi şirketini kumara koymuş oldu. Şimdi biz böyle tuhaf insanları getirmişiz. Bir SPK başkanı düşünün. Adam SPK başkanlığını bıraktı, gitti batak bir grubun finansal bölümünün başına geçti. Adamın bankalarından birinin Fisco Birlik'ten 2 milyar dolar alacağı var. Paranın aslı 70 milyon dolar. Tuhaf bir ülke. Bu ülkede hiçbir şeyi devlete rağmen yapamazsınız. Yapmamanız lazım. Yaparsanız Antep'e geri dönmeniz lazım. Editörün notu: Nasrullah Bey halen Antep'te yaşıyor. Yatırım stratejiniz nedir? Artık yoktur. Bunlar çok kalıp. Bunları bana hiç sormayın, geçin. Kararlarınızda en etkili analiz yöntemi nedir? Onlar zaten anlattıklarımızda var. Ucuz fiyatlı olacak, yönetimine güveneceksiniz, el değiştirme imkanını, yaptığı işin geleceğini analiz edeceksiniz. Hepsi ayrı ayrı şeyler. Alma satma zamanını nasıl belirleyeceksiniz? Ben buna inanmıyorum. Bir şirketin piyasa değeri 50 milyon dolarsa 60 milyon dolara pahalı değildir. 40 milyon dolara da ucuz değildir. Yatırım yapmanız için o şirketin en azından 100 milyon, 200 milyon veya 500 milyon dolarlık olduğuna inanmalısınız. O zaman alış fiyatınızın girerken bir önemi kalmaz. Tabii çılgınca alın demem ama 50 milyonu almakla 60 milyonu almak arasında çok fark olmaz. Çünkü Türkiye'deki gibi %0.2 komisyon uygulayan borsa dünyada çok fazla ülkede yoktur. İsviçre'de hisse senedi komisyonu %2'nin üzerindedir. %2 alırken, %2 satarken. Onun için adam 10 dolarlık bir banka hissesi alırken o bankanın 30 dolar olmayacağına inanmıyorsa zaten almaz. Ancak Türkiye'de 1 günlük, 2 günlük, 5 günlük yatırımlar olur. Yurt dışında yatırımları insanlar en az birkaç yıllık yaparlar. Temettü diye de bir gelirleri vardır. Vermeyen şirketi hemen satarlar. Türkiye'de 5 yıl öncesine kadar biz enflasyonla para kazanıyorduk. Hisse senetlerimiz bölünüyordu, kazanıyorduk. Şimdi %10'lara, %7'lere geldik. Bu yeni bir dönem. Türklerin buna hazır olduğuna inanmıyorum. Bu bir süreç. Endeks 200 bin olduğunda hazırlanırlar. 200 binde alırlar. Mevcut yönetimlerle hiçbir ilgim yok. Beni davet de etmiyorlar, konuşmuyorlardı. Ama SPK başkanının son söyledikleri, yani 300 şirketi, 500 şirketi borsaya kazandırmak, gerçekten bir borsa yaratmak istiyorlarsa temettü dağıtmak zorundalar.
Şimdi ben bugün devletin bir kademesinde olsam, mevcut şirketlerin içinde 50 tanesinin yönetim kurulu başkanlarını hapse atardım. Ayıp olmasın diye yüz demiyorum. Şirketlerden borsayı yeni bir gelir kaynağı olarak kullananlar var. Adam hisse senedini 50 kuruşa düşürüyor, oradan alıyor, 3 tane haber gönderiyor, 1,5 lira yapıyor. Oradan satıyor. Hem yıllık gelirini kazanıyor, hem de milletin elinde patlıyor. Bir sonraki sene kağıt yine 50 kuruş, yine 1,5 lira. Emme basma tulumba gibi. Dünyada örnek aldığınız ya da takip ettiğiniz yatırımcı var mı? Yok. En büyük zararınız neydi? Türk Invest. Bir günlük de olsa Türk Invest'i açmak, sonra da kendim kapatmak isterdim dediniz mi? Evet. Kitabın sonunu, sen bu kitabın sonunu bana yazdırır mısın? Yaşananlar kaydedilmeli diye düşünüyorum. Şimdi benim asla unutmayacağım bir sahne vardır gözümün önünde. Oğlumu ağır ceza mahkemesine çıkarttılar, 17 yaşındaydı. Ağzında simit vardı ve hakim buna kızdı, ciklet çiğnemedi. Ve o hakim Jet Fadıl'ın avukatı oldu. O herifi hiç affetmiyorum. Bütün bu operasyon içinde en ağırıma giden olay odur. Bu hakim 250 bin dolar maaşla Jet Fadıl'ın avukatı oldu. Bunun yerine bir hakim geldi. İşte hakimden hakime fark var diyorlar ya, adalete inanmanız gerektiğini o zaman görüyorsunuz. Adam birinci celseye çıktı. Dosyayı tam inceleyemedim. Bana bir müsaade eder misiniz? Bir celse daha dedi. Hayatımda hiç görmemişim ben böyle bir şey. Çıktık gittik. Bir sonraki celseye geldik. Kararı açıklayacağım dedi ikinci celsede. Dava 1995'te başladı. 99'da bitti. 4 yıl öbür hakim oturmuştu orada. Kararı açıklayacağım dedi. Sanıklardan şu 10 kişi 29 Nisan 1994'ten sonra yönetim kuruluna girdikleri anlaşıldığından ve suçla ilgileri olmadığından beraatlerini, şu kişiler SPK'yı temsil ettiklerinden ve devlet bunları atadığından hiçbir illegal işlemleri olmadığından beraatlerini, şu genel müdürlerin iddiaya göre hileli iflas olması için Nasrullah Ağa'nın suçu işlemiş olması gerektiğinden genel müdürlerin beraatlerine dedi. Ulan bunların hepsini beraat ettiriyor, beni asacak bu adam dedim. Eşi, çocukları, şunlar, suçla alakaları olmadığından beraatleri ne dedi, bir tek ben kaldım. Ve adam öyle bir karar yazdı ki, dava açsam 100 milyon dolar alırım, benim de beraatime karar verdi. Bu karar gittiği yerde Yargıtay'da kelimesine bile dokunulmadan onaylandı. Sonra o adamı nerede gördüm? Bu adamı sürmüşler. Neyse davalar bitti, her şey kalktı, ben yurt dışına gideceğim. Bu arada SPK benim 1985 yılında işlemiş olduğum bir suç icat etti. Antakya'da hayali ihracat. Orada tutuklama çıkarttılar. Önce Yayladağ'da 45 gün yattım. Zaman aşımına 10 gün vardı. Beni içeri alarak 5 yıl daha uzattılar. Sonra Antakya'da 45 gün yattım. O arada Ali İhsan Karacan haber gönderdi. Çelik Halat ve Tam Sigorta'nın yönetimlerini versin, tahliye olsun. Yoksa içeride yatsın diye. Bu kadar cesurdu adam, deliydi. Ama bence birisi de yönlendiriyordu. Çünkü çok eski bir hesaplaşmamız vardı onunla. Biz tabii Çelik Halat ve Tam Sigorta'nın yönetimlerini bir hafta sonra verdik ve tahliye olduk. Biz tutuklandığımızda Yayladağ'da ağır ceza yok. Hayali ihracat davaları ağır cezada görülür. Antakya'ya geldik. Bir tane adama beni yapıştırdılar, kelepçelediler. Adama şöyle bir baktım, çok beyefendi bir tip. Hani böyle kriminal bir tip değil. Merak ettim, hemşerim suçun ne senin dedim. Sorma abi dedi. Nasrullah Ağa'yan mı ne varmış hiç tanımıyorum. Ben gümrük komisyoncusuyum. Onun şirketiyle ilgili İzmir gümrüğünden aldılar beni. Adamı hiç tanımıyorum, o da beni tanımıyor. Dedim. İşte aldılar getirdiler, benim bir tane müşterim vardı. Hatırladım, tekstilci bir kız. O da bizim şirket üzerinden 50 bin dolarlık giysi ihraç etmiş. Hadi diğerleri belki hayali de bu kızınki hakikaten. Ve adamı da alıp getirmişler. Kars üzerinden getirmişler, ring arabasına bindirmişler İzmir'den. Suçluları bıraka bıraka adam 60 saat arabada gelmiş. Şimdi mahkemeyi araştırdık önceden. Savcı ile hakim birbirlerini ihbar etmiş. Savcı hakim rüşvet aldığından hakim de savcıyı adliyedeki hanım çalışanlara tacizde bulunmakta. Adalet Bakanlığı'ndan 5 tane müfettiş var ve ben o sıralarda çok meşhurum. En iyisi şu yanımdakileri göndereyim, bir ben kalayım. Çıktım dedim ki bunu hiç tanımıyorum. Bu da 5. adamdır. Neyse onlar çıktı, ben 45 gün daha yattım. Sonra hakim dedi ki, oğlum bu mükerrer davaymış. Ne yapması lazım? Birleştirmesi ve hemen salıvermesi lazım. Çünkü esas davanın görüldüğü yerde tutuklu değilim. 2 milyar yani 100 bin dolar kefaret ve yurt dışına çıkış yasağı kondu. Neyse biraderler bir yerlerden bulup getirdiler, tahliye olduk. Sonra dava Beyoğlu'na geldi. 1999'da o da bitti. Pasaporta başvurduk, hepsini hallettim. Buradaki çıkış yasağım kaldı, adliyeye gittim. Sizin dosya arşive kaldırıldı dediler. 3 gün uğraştım, sonunda bir yazı çıkarttılar. Yazıyı hakime götürdüm. Mübaşir dışarı çıktı. Alı al moru mor. Kimsin sen yahu, hakim seni görmek istiyor dedi. İçeri girdim, yaşlı bir adam oturuyor. Hoş geldin Nasrullah dedi, buyur otur. Ne yaptın, hallettin mi borçlarını?
Bitti dedim, bir şey kalmadı. Beni tanımadın değil mi dedi. Ben senin yüzünden buradayım. İyi de hakim bey, ben sizi tanımıyorum dedim. Nasıl tanımıyorsun? Senin hileli iflasla beraat kararını veren benim dedi. Adamın İstanbul Ağır Ceza'dan Beyoğlu Sulh Ceza'ya göndermişler. O da yaşından dolayı. Hadise bu. Kazanınca ne yapardınız? Kaybetmeyi nasıl yaşardınız? Keyiflenirdim ikisinde de. Çok keyifli adamımdır. Kaybederken de gülerdim, kazanırken de. Kazanırken de pek fazla göstermemeye çalışırdım ama kaybederken kahkaha atardım. Çünkü içeride bekleyenin morale ihtiyacı vardır. Hiçbir zaman kazandığım para benim değildir. Borç aldığımı düşünürüm, borcumu geri öderim. Pınar Süt'ün %34'ünü toplamıştım. Aslında %25'teydim. Bir sabah nasılsa kimse vermiyor artık. Bitti mal derken Citibank %9'unu daha sattı. 100 lot, 100 lot alış yazıyorum. Baktım %9 olmuş. Yanlış kağıt satmışlar. Kağıtları vardı da o zaman küçük küpür, büyük küpür muhabbeti vardı. 200 binin üzerindeki kuponlar işlem görmüyordu. Bunlar Türkiye fonunu almışlar. Yaşar grubu da bunlara borsada işlem görmeyen büyük küpür vermiş. Onlar da bana sattılar. Seanstan yazıhaneye geldim. Citibank'ın genel müdürü arıyor dediler. Zaten canım sıkkın, parayı nereden bulacağım diye düşünerek kaldırdım ahizeyi. Citibank'ın genel müdürü Amerikalı bir adam. Bir yanlışlık olmuş dedi. Nasıl yani? Bizim kağıt yokmuş. Benle ilgisi yok dedim, müşteri almış. Bulun getirin. Oturdum, bir keyiflendim. Sigara mı yaktım, viski mi içiyorum. Sabahleyin gittim kağıdı tavan açtım. Bunlar temerrüde düştü. 8 gün falan temerrütte tuttum. Her gün %10 yaptırıyorum. 1700 liradan verdiler, kağıdı 5300 lira yaptım. Bunlar oturmuşlar, başbakan, cumhurbaşkanı, SPK başkanı, İMKB başkanına mektup döşemişler. Türk borsasında manipülasyon yapılıyor diye. Halbuki manipülasyon yok. Temerrüde düşen herkese yaparlar, düşmeyeceksin. Neyse bir gün telefon çaldı, borsa başkanı arıyor. Buyur başkan dedim. Çok güzel bir dealing room yapmışsın, onu ziyarete geleceğim. Ben yapalı bir sene olmuş. Buyur gel dedim, geldi. Neyse sonunda Sade'de geldi. Nasrullah, ne olacak bu Pınar Süt? Başkan ne Pınar Süt, haberim yok. Yahu Pınar Süt'ü almışsın Citibank'tan. Türkiye ayakta, SPK ayakta dedi. Vallahi haberim yok dedim, vallahi yok. Hakikaten ayağa kalktıklarından haberim yok. Ben gayet keyifli oynuyorum. Her gün gidiyorum %10 yukarıdan alış yazıyorum. Başkana dedim bir sorayım takasa. Aradım, takasla Mehmet diye bir çocuk vardı. Oğlum kim aldı bu Pınar Sütleri dedim. Nasrullah Bey nasıl geçirdik Citibank'a değil mi diye cevap veriyor çocuk. Ben de telefonda Ahmet Bey mi aldı diyorum. Ne Ahmet Bey efendim diyor. Tamam oğlum ben gidip Ahmet Bey ile görüşürüm diyor. Telefonu kapıyorum. Kapadım telefonu. Vallahi başkan çok sinameki bir heriftir o dedim. Nasrullah şu işi hallet dedi. Yıl 91. Başkan nasıl halledeyim dedim. Neyse tabii ben halletmedim. Ertesi gün bir tavan daha çektim. Çok umurumdaydı Citibank. Her şeyi hesaplamamışım. Yaman Törüner'le Selin Yaşar Amerika'dan da oda arkadaşlarıymış. Bir gece oturup anlaşıyorlar ve Türkiye çapında bütün büyük küpürleri küçük küpürle değiştiriyorlar. Sabahleyin langırt dediler, malı teslim ettiler. Malı teslim edince de anlamı kalmadı. Biz de Pınar Süt'ün %34'ü ile kaldık. Sonra o kağıtlar bende 1,5 sene kaldı. Ne gelen var ne giden tahtaya. Neyse bir sabah geçiyorum, baktım Pınar Süt tahtasının önünde bir kuyruk var. Broker'a çaktırmadan bir bak dedim. Çocuk gitti geldi, elleri titriyor. Pınar Süt dedi, Nasrullah Bey. Kaç para ki dedim. 24 bin lira dedi. Şirkette yasaklamıştım. Ekranlardan silmiştim, kimse bakmıyordu. Verin dedim, çocuklar sevinsin. Bir seansta şirketin %34'ünü verdik. Ve oradan 72 bin lira gitti. O şirketin ederi vardı zaten. Bir de bedelsiz mi ne vardı. Borsa dışında neye yatırım yaparsınız? Yeni şirket alırdım. Hep öyle yaptım. Şimdi aklım olsa tarıma yatırım yapardım. En büyük hayalim Güneydoğu'da çiftlikler kurmak. Borsada kendinize yakın bulduğunuz ve uzak bulduğunuz hisse senetleri neler? Çelik halatla duygusal bir bağım var. Ereğli bu ülkenin en büyük değerlerinden biridir. Ereğli'yi ilk seferinde 5000 liradan 172.500 liraya götürdüm bir yıl içinde. İkincisinde de 1800 liradan 8400 liraya. Uzak durduğunuz hisse senetleri var mı? Yatırım ortaklıkları. Şimdi sorun şurada. Yatırım ortaklıklarının geneli şu anda bankalar tarafından idare ediliyor ve ben hiçbir ülkede bu kadar sabit duran yatırım ortaklığı görmedim. Yatırım ortaklığı %300 kar eder, %50 zarar eder. Bu yöneticisinin başarısıdır veya başarısızlığıdır. Bizde genelde yatırım fonlarının faiz kadar getirisi olur. Yatırım ortaklıkları aynı şekilde hareket eder. Ya kardeşim biriniz başarılı olun biriniz yahu. Biriniz de getirin bir senede şu kadar para kazandım deyin. Türkiye gibi bir ülkede olmaz mı yani? Neden böyle? Şimdi ya beceriksizlik ya da hırsızlık. Genellikle ikincisi. Türkiye'de o kadar kolay bir iş ki bu. Genelde bu çocukların hepsinin 2-3-4 hesabı vardır ve sabahtan o hesapları alınacak hisseler önceden alınır. Satılacak hisseler de önceden satılır.
sonunda 5 günün birinde kâr ederler, 4'ünde zarar ederler. Bu çok iddialı, ben bu işleri iyi çözerim. Bana bütün yatırım ortaklıklarını getirsinler, onları idare edenlerin de adını getirsinler, ben bir günde çözerim. Şuna beni ikna edemezsiniz. Bir yatırım ortaklığı borsa %1 yükselirken veya düşerken 3 gün üst üste %50 prim yapıyorsa burada ya manipülasyon vardır ya da hırsızlık vardır. Şimdi şu mümkün değil. Hala yatırım ortaklıklarının hepsi nominal değerden işlem görüyorsa burada bir yanlışlık var. Yahu hiç mi 1 liraya çıkmış yatırım ortaklığı 10 lira olmaz, 8 lira olmaz? Hep mi 1 lirada kalır? Bu ülkede yeni bir sistem çıktı. BES, bireysel emeklilik sistemi hakkında konuşamazsanız kanunen suç. Aleyhine konuşamazsanız lehine konuşabilirsiniz. Bu sistemi 7 yıl oldu icat edeli. 7 yıllık getirisi %30. Cehaletimi mazur görün. Bu ülkede hazine bonosu faizi hiç 9'un altına düştü mü? 7 kere 9 63 yapmaz mı? %30 nasıl kazanmış bunlar? Ben bunu çıkıp eleştiremiyorum. Nasıl bir beceridir bu? 5 yıldan önce zaten çıkamıyorsunuz. Çıkarsanız %25'ini kesinti alıyorlar. Yani 10 bin lira para veriyorum. Bunu 7 yılda 13 bin lira yapıyorsun. Ben çıkıyorum kardeşim, oynamıyorum diyorum. Bundan da 3 bin lira kesiyorsun. Yani bana 5 yıl sonra 9.950 lira para veriyorsun. Ben sana 10 bin lira para vermişim ve bunun adına da BES diyorsun. Bunun adına PES denir. İnsanları önce hayatından bezdireceksiniz. Şimdi ben 52 yaşındayım. Hayatım boyunca bu ülkeye hizmet ettim. 3 çocuğum da İsviçre vatandaşıdır. Ben olmadım. Şimdi onlar da vermiyorlar zaten. Elinizde olsa piyasalarda neyi değiştirmek isterdiniz? Kökünü silerdim, dağıtırdım. Yabancı oligarşisini azaltmaya çalışırdım. Bu sadece bizim için değil, bütün ülkeler için geçerlidir. %30-40 yabancı etkinliği iyidir ama %50'nin üzerindeki yabancı etkinliği her zaman tehlikelidir. Çünkü karşınızdaki portföy yatırımcıları gerçekten gaddar. İlk gelenler oldukları için. Orada da denge kurulamadı. Şunu her zaman isterim. 10 milyon vatandaşım da hisse senedi olsun. O zaman bu ülkede askeri darbe konuşulamaz. Askeri darbe eğer bir sabah senin cebine %50 zarar vuracaksa 10 milyon kişi direnir. Demokrasiyi yerleştireceksiniz. Borsalar kumarhane değildir. Borsalar demokrasinin oluştuğu yerdir. Şimdi Bill Gates'in Microsoft'ta ne kadar hissesi var? %17. %83'ü dışarıda. Bill Gates'ten daha iyisini buldukları gün bir gecede değiştirirler. Halka açılma budur. Siz Koç ailesinin şirketlerini borsada ele geçirebilir misiniz? Amerika krizle ilk karşılaşan ülke oldu. Almanya 3 ay öncesine kadar sahte fiyatlarla değerlendirme yapıyordu. Fonlarını sahte fiyatlıyorlardı. Yunanistan, Portekiz ne yaptı sanıyorsunuz? Avrupa krizle yeni yüzleşiyor. Dünyayı bekleyen asıl kriz 20 yıl sonra 10 dolara pirinç alacaksınız, 25 dolara yağ yiyeceksiniz. Çünkü 30 trilyon dolar piyasaya pompalanmış para var. Bu parayı geri toplama imkanı yok. Bu para emtiaya gidecek, uzun vadede emtia ve gıda gidecek. Paylaşabileceğiniz bir halka arz anınız var mı? Hayatımda girmedim. İçinizde kalanlar keşkeleriniz. Çok yahu, hangi birini seçeyim? Yani seçmem gerekirse çocuklarımın yanında daha çok olmak var. Borsa bırakılabilir mi? Bırakılabilir tabii. Bıraktım, hiç ilgilenmiyorum. Param olsa hepsiyle bulgur alırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil dediğiniz bir dönüm noktanız var mı? Tüfek icadı olduğu mertlik bozuldu. Bilgisayardan sonra tamamen sistem başka oyunculara terk edildi. Bilgisayara geçilmeden tam 2 gün önce beni kapattılar. 29 Nisan 94'te beni kapattılar, 2 Mayıs'ta işleme başladılar. Çok enteresan değil mi? Denk mi geldi derseniz, ben bilmem merkez bilir. Borsada işlem sırası kapanan hisse senetlerinden elinizde kalan var mı? Yok. Borsayı soyut buluyor musunuz? Mevcut haliyle evet. Somut olması için canlı olmalı, insanlar neye sahip olduklarını bilmeli. Yani şu anda borsada işlem yapan Türklerin hacim olarak değil, sayı olarak söylüyorum, %90'ının ne alıp sattıklarını bildiklerine emin değilim. Borsanın 25 yılını dönemlere ayırmak istersek sizin özetiniz ne olurdu? Bilgisayarlardan önce ve bilgisayarlardan sonra. Bugün yolun başında olsanız yine borsacı olur muydunuz? Olmazdım. Hakikaten mi? Çok renkli bir hayat bakıldığında sizinki. Canım, hayat ben fındıkçıyken de renkliydi. Hangi ülkede borsacı olmak istersiniz? İsviçre'de. Çalıştığınız ve unutamadığınız biri var mı? Karşıma gelmişsiniz, iki tane bayan, böyle bir soru soruyorsunuz. Şimdi buna ben ne cevap vereyim? Buna vereceğim cevap size yakışmıyor. Yok diyeyim de geçeyim. Küfür edeceğim şimdi hepsinin. Borsa dışında bir tutkunuz var mı? Yok. Boş gezenin boş kalfalığını yapıyorum. Antep'te hayat güzel akıyor, boş. Aşağıdaki kelimeleri duyduğunuzda ilk aklınıza gelen kişi ya da kavram. SPK başkanı. Susma hakkımı kullanacağım. İMKB başkanı. Susma hakkımı kullanacağım. Gazeteci. Susma hakkımı kullanacağım. Borsacı. Susma hakkımı kullanacağım. Spekülatör. Türkiye'de yok. Manipülasyon. Şerefsizlik. Insider, puşluk. Para,
araç. Kar keyifli. Zarar keyifli. Sonuç sıfır. Kitabın 1 ve 2. bölümünü burada bitirdik. Umarım faydalı ve keyifli bulmuşsunuzdur. Tekrar görüşmek üzere.